İyi geceler sevgili seyirciler. Bir an TV ekranlarında akıl oyunları programıyla karşınızdayız. Bu gece sizler için çok özel konular seçtik. Bu özel konuları da stüdyomuzdaki çok özel konuklarımızla işlemeye çalışacağız. Ben vakit kaybetmeden hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bizimle beraber olan sevgili araştırmacı yazar Kürşat Berkkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağınıza duacıyız. Teşekkür ederim. İnşallah bomba bir program bizi bekliyor diyoruz. Tamam. Neden? Çünkü bugün önemli, hakikaten önemli bir isim var. Cafer İskenderoğlu bizimle. Evet. Bilenler zaten biliyor ama bilmeyenler için hani hep bahsedilir ya ilmi ledun diye. İlmi ledun denizine bizi atıp da kana kana ilmi ledundan içirecek bir isim var. İnşallah söylediğim gibi. İnşallah. Bugün, ben çok gevezeyimdir biliyorsunuz. Bugün çok gevezelik yapmayacağız. Hocamızı dinleyeceğiz. Tadından yenmeyecek enfes bir program dostlarımızı bekliyor inşallah. Evet, inşallah. Evet, sevgili Kürşat'ın da bahsettiği gibi özel bir konuğumuz var. Cafer Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sevgili araştırmacı yazar Cafer İskenderoğlu. Ankara'dan geldiniz, Ankara. Bizi kırmadınız. Ankara nasıl? Ankara iyi, yani memleketin başkenti işte. İyi Ankara, Allah daha iyi günleri nasip etsin milletimize. İnşallah 2 saat beraberiz inşallah, önemli konular işleyeceğiz. Sevgili seyirciler, kısa bir tanıtım var. Onu izledikten sonra akıl oyunları devam edecek. Allah'ın Rahman sıfatı neyi ifade eder? Ledün ilmi nedir? Kimlere nasıl verilmiştir? İslam'da kadın ve erkeğin yeri nasıldır? Kader nedir? Kader yaptıklarımıza bağlı olarak değişir mi? Şehitlik mertebesi nedir? Kimler şehit olur? İnsanlar yaratılışlarına şahit midir? Az sonra. Evet sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Hocam ben vakit kaybetmeden hemen sorulara geçmek istiyorum. Malum 2 saatimiz var ama konular uzun. İnşallah yetiştiririz. İnşallah. Şimdi Ramazan ayındayız. Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayındayız. Aslında şöyle girmek istiyorum biraz da. Malum televizyonlarda çok fazla sahur ve iftar programları var. Evet. Her kanalda bir hocamız program yapıyor. Soru alıyor, cevap veriyor. Bununla ilgili düşünceleriniz nedir? Çünkü gördüğümüz kadarıyla orada aileler çocuklarıyla gelip olur olmaz sorular da soruluyor orada. Evet. Hani oradaki hocalarımızı biraz zor durumda bırakmak amacı aslında yok öyle bir şey ama hani şu günahtır bu değildir 1400 yıldır orucun neleri, zaten günah. Neleri bozdu nelerin bozmadığı belli. Ama hala bir diş fırçalamadır gidiyor. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Önce bir öyle girmek Şimdi istiyorum. Önce aziz milletimizin Ramazan'ını inşallah tebrik ediyoruz. Gerçek manada Ramazan şuuru ve oruç şuuruyla inşallah bitirmelerini bayrama sağlıkla kavuşmalarını, ondan sonra da hayatlarını inşallah mutlulukla devam etmelerini temenni ediyoruz. Şimdi bu konu hakikaten hepimizi her zaman düşündüren, bir manada da üzendir. Bizim bu yıllardır takip ettiğimiz Ramazan programlarında genelde aynı soruların sorulmasının altında bizim bilgi dağarcığımızın çok olmamasından gerekleri ileri geliyor. Ama şu var, biz bir sefer yaptığımız ibadetlerin hakikati nedir onu bilmiyoruz. Şimdi Ramazan deyince işte 30 gün oruç tutacaksın, 30 gün sonra sevaplarını da biriktireceksin, onu bir yere koyacaksın, bayramını yapacaksın. İşte kaç yıl ömrün varsa biriktirdiğin sevaplarla haşa Allah-u Teala'nın huzurunda gidip işte bir şeyleri değiş tokuş yapar. Yani biz öyle değil işte. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mesela Bakara suresinde ve birçok yerinde hatırla ki der. Şimdi hatırla ki diye başlayan ayetlerde mesela bir tanesi hatırla ki ben yeryüzünde aslında o kainattır kainatta kendime bir halife yaratacağım dedim diyor Allah-u Teala. Şimdi neyi hatırlayacağız biz? Bir şeyi mesela biz sizinle geçen sene görüştük hatırladın mı diye konuşuyoruz. Bir olayı yaşadın ki hatırlıyorsun. Evet. Ya, yaşamadığın şeyi Allah-u Teala sana neden desin hatırla ki diye değil mi? Buradan biz önce ibadetlerin bir hakikatini anlatalım. Ondan sonra dediğiniz konulara inşallah yavaş yavaş teker teker gelelim. Şimdi bu ta en başa dönecek olursan insanın yaratılışı. İnsanın yaratılışında Allah-u Teala kendi görünmez alemden ki ona ama diyoruz biz. Görünür alemde 6 aşamada, nurdan hücreye 6 aşamada yaratacağı, meydana getireceği varlıklardan
yansıması ve onları kendisine halife olacak insana hizmet için yaratmıştır. Bu şekilde bir varlık alemi oluşturur. Ben bunu özet söylüyorum. İnşallah yakında çıkacak kitabımızda çok detaylı olarak açıkladık onları. Buradayken biz Araf suresi 172'ye özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Araf suresinin 172. ayetinde Bakara suresi 29-30-31 ayetlerde geçen ben halife diye bahsettiği insanın yaratılışını orada daha detaylı anlatıyor. Araf suresinin 172. ayetinde Allah-u Teala diyor ki biz sizi nesil yayacak kimselerin, insanın, yani bunlar toplu olarak Adem olarak geçer Kur'an-ı Kerim'de. Onların zürriyetlerine yerleştirmeden önce. Ama meallerde böyle şey yapmışlar, biraz sanki hatalı gibi. Çünkü Allah-u Teala plansız, programsız asla iş yapmaz. Yaratacağı her şeyi önceden bilir ve bir anda ol der. O ol demesinin, yani kün emrinin karşısında. Kün, feyekün. Tabii, kün emri. Ol der ve o da olur. Ama bu, biz onu da bir açalım, ol kelimesini, kün emrini. Bir varlık kün emrini aldığında hangi şekli, şemali, hali meydana getireceğini bilmezse o hali almaz. Allah-u Teala ona daha önceden kainatta, fizik alemde bir yapı haline gelecek veya bir insan bedeni haline gelecek veya bir maden olacak veya bir ağaç olacak. Bir varlığa ol dediğinde yahut da yerlere, göklere, galaksiler aklınıza ne gelirse onlar o ilmi zaten Allah-u Teala'dan almışlardır ve ona itaat ederler. O kün emriyle birlikte Allah-u Teala'nın emrini yerine getirip o hali, o şekli almış olurlar. Genel manada budur. İşte insan ilk yaratılan, görünmez alemden görünür aleme geçen. Buna tasavvuf zatından zatına tecellisi diyor Allah-u Teala'nın. Bugünkü fizikte büyük patlama, yani Big Bang dedikleri olay, yani kainatın yaratılması. Sonsuzluk içerisinde, sonsuzluğa göre sanki küçük bir zerreden, kainata savrulan sonsuz güç ve kudretlerin tamamına Allah-u Teala'nın zatından zatına tecellisini tasavvuf der. İşte orada Araf suresi 172'ye dikkat edersek biz Allah-u Teala'nın görünmez alemden görünür aleme getirdiği ilk şekil ve şemallerimiz bizim ışık, nurlar topluluğudur ki bu nurlar da onun sayısız isimlerinin iç içe, dış dışa geçtiği nurlardır. Her insan orada hem ferdi olarak nur olarak görür hem de toplu olarak varız biz. İşte orada bazısı Eles bezmidir. Biz iyi anlaşasın diye ona bir şey taktık isim. Eles günü diyoruz. Araf suresinde hani Elesti bir Rabbiküm diye hitabı evet. Var Allah-u Teala. Ben sizin Rabbinizim. Ama meallerde ona da bence hatalı koymuşlar. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye açmışlar. Şimdi Allah-u Teala her şeyi bilen yaratan. Ne demek yani ben sizin değil miyim? Ya Rabbiniz değil miyim? Böyle değil. O ben sizin Rabbinizim diye hitabı var. Bizlerin de onu daha evvelden yani yaratılırken, sidre kapısını geçerken, sidretil müntaha'yı geçerken o zamana kadar bilinçlenmiş bir vaziyette nurlar topluluğu olarak onun her isim tecellisinden ayrı ayrı güç, kudret ve nurlar olarak varlık aleminde o Eles gününde bilinçli olarak toplandık. Ve onu Rabbimizin bize kendisini tanıtmasında evet sen bizim Rabbimizsin dedik. Buradaki bir de secde olayımız var. Ona secde etti der ayet. O Rabbimize secdemiz bizim şu yeryüzünde fizik bedenlerde yaptığımız secde değil. Onun nurunda bizim nurunun karışması. İşte yani Rabbimizin bizim nurlarımızı yani bizim yaratılmış olduğumuz yine kendi tecelli olan nurları istiva etmesidir. Kaplaması, iç içe geçmesi, en ufak zerresine kadar sirayet etmesidir. O müthiş bir döngü, sonsuz bir döngüymüş gibi Rabbimizle biz haşır neşir bir vaziyet ki bu aynı zamanda onun ilminin Rab olarak yani bir öğretmen, yani öğreten olarak bizlere geçmesi ve o bizler de yaratıldığımız kainatta hangi hayatları nasıl yaşayacağımızın, içindeki kaderin, ondan sonra bütün kainatın, ve insanın emrinde olan her şeyin bilgisini edindik. İşte o Rabbimizin varlığında dönmek ilk secdedir. Orada biz nur bedenlerdeydik. Nur bedenlerde olduğumuz için de yemeğe içmeye ihtiyacımız yoktu mesela. Rabbimizin varlığında dönüyorduk. O ayrı bir ibadetle tekrardan dönüp hatırlayacağız. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün namazdan maksat bir ibadettir ama hatırlatıcı bir ibadettir. Neyi hatırlayacağız? Biz ilk yaratıldığımızdaki o Rabbimizin huzurundaki halimizi hatırlayacağız. Onun varlığının içerisindeki cem halimizi, Rabbimize olan bizim fenafil halimizi,
bizim dur bedenlerimizle Rabbimizin o Rab nurunun sonsuz olan varlığındaki o fenafil halimiz, cem halimiz o ilk secdemizdir bizim. Burada o bedenlerdeki, ışık bedenlerdeki insanlar bilinçli, bilgili olarak zaten Arap suresinde devamında der, sizi yaratılışınıza ve kainatın yaratılışına şahit tuttuk. O yani, zaten şey, kitabınızda da, kitapta da var. İleriki ayettir. Sorularda var, evet. Onu soracağım ben size. Oraya, hocam, oraya gelmeden önce, evet. Sözünüzü kestim ama bu ilk hani nurdan bahsedildi, evet. Nur yaratıldığından bahsedildi. Şimdi bu hani bir hadis var sahih hadislerde, evet. Peygamber Efendimizin ruhu ilk yaratıldı. Nur. Orada nurdan bahsediyor, evet. Değil mi? İlk Peygamber Efendimizin nuru yaratıldığı söyleniyor. Bununla ilgili tasavvuf o cevabı veriyordu. Zaten yani Allahu Teala'nın amadan varlık alemine yansıyan ilk nur Resulullah Efendimizin nuruydu. Onun yani insanlardan da, ya da diğer tabii, canlılardan onun da biz önce insanlar oluştuk diye. Ve diğer varlıklar buna, mı? Buna tasavvuf öyle şey yapar. Aslında detaylı bir konudur bu. Bunu bir gün inşallah konuşuruz ayrı. Bu dediğiniz doğrudur yani tasavvuf. Sahih hadislerde var. Evet, çünkü o şekilde hatta Hazreti Peygamber Efendimiz Allah-u Teala ilk benim nurumla yarattı der. Hatta devam eder ben nücum gölgesine koydu şu kadar bekle. Tabi bunlar şifreli laflar yani daha doğrusu müteşabih laflar. Onların altlarında çok detaylı bilgiler var. O zaman bu diğer hadisle bağlantılı mı? Hani Hazreti Adem'in cennetten çıktığı ve evet. Tövbe ettiği o durumda. Daha sonraki olaylar. Hani şimdi, yok hani orada çünkü hani bir hadis de var seni yaratmasaydım zaten onu da evet, onu yaratmasaydım. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik ya zaten ayet var. Diğeri de sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diye bir kutsal hadis diye geçer diye. Şimdi buradaki konuyu bitirelim. Hı hı. İşte oruç bize, biz oruç tuttuğumuz zaman dünyanın bütün müşkilatından, gailelerinden, isteklerine hepsinden bir taraftan geçip tekrar ilk yaratılan o nur bedenindeki insan makamına çıkıp Rabbimizle cem olmayı hatırlatan bir ibadettir oruç bize. Zahir aleme indiğinde sen kalben Allah ile olursan varlık olarak her anda Allah ile olduğunu bilmeye doğru bir gayret gösterirsen ve bununla beraber oruçlu da olursan oradaki sana hatırlatılan hal işte Rabbinizle fenafil hali, ilk nur bedendeki ilk cem haliniz, varlık alemindeki ilk cem haliniz. Ahmada zaten cemdik. Ama varlık alemindeki ilk cem halimiz bunu hatırlatmaktır bize. Oruçtaki amaç ve gaye budur. Ha bugün artık çok şey sulandı. Öyle ki şu bozulma televizyon programlarında özellikle. Yani tabii bu biraz da şova dönüştü. Biz o hocalarımızdan rica ediyoruz. Biraz daha böyle işin hakikatleri. Peki hocam bu bir proje mi? Yani ben, oraya giden insana da önceden o veriliyor mu? Bunları sor, bunları sorma. Bilmiyorum. O olabilir de. Şimdi bilmeden konuşmak da şey değil. Olabilir. Ben bir şey söylemiyorum ona. Hocam yani çünkü arkadaş ortamında da konuştuğumuzda evet. Şuna kızıyorum. Şimdi oradaki gelen insanları da görüyoruz televizyonda. Yani çocuklarına belki sorduruyorlar, kendileri soruyorlar ama üzüldüğüm taraf, aslında kızdığım taraf da şu. Şimdi ellerinde son model akıllı telefonlar, evet. İşte kaba tabirle işte resimlerini çekip, selfilerini çekip orada insanlara paylaşıyorlar. Fakat oradaki sorduğu soruyu o yaşa kadar gelip bilmemesi, yani bir diş fırçalamanı ya da işte denize gireyim ya da duş alayım, orucum bozulur mu demenin cevabını o elindeki telefonla bile bulabilir. Hani bir i̇şte Google'a bir girdiğinde bu soruların hepsinin cevabını bulabilir. Hani orada bir show mu? Şimdi o da var. Gençler hani benim de ismim ekrana yazılsın, şu olsun, bu olsun veya görüneyim işte kamera ben alsın soru soran alıyor ya. O da olabilir. Ama şu var. Baştan beri gelen bir cehalet var bizde. Biz dinimizi çok iyi anlayamamışız. Biz Kur'an'ı bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuyoruz. Çok güzel. Zikirdir. Fakat Kur'an-ı Kerim manalarını, derin manalarını bilmiyoruz. Allah-u Teala'nın kelam halini, kelamullahı, kelam ismi şerifini bilmiyoruz. Şimdi oraya gelmeden önce şu diğer ibadetleri de açalım. Namazdaki maksat da namaz zaten salat demektir. Yani namaz farsçadır, salat Arapçadır. Salatsa Allah ile beraber olmak. Yani dua manasına geldiği gibi Allah ile cem olmak anlamındadır. Haliyle neyi hatırlatacak namaz kılmamızdaki hikmet? Biz işte o Eles gününde Rabbimize olan secdemizi, Rabbimizle olan onur bedenindeki fenafil halimizi, onun varlığındaki birlikteliğimizi hatırlatmak için namaz yeryüzünde vardır. Hac da öyledir. Kabe'nin etrafında dönmenin sırrı Rabbimizin nur varlığında, Eles gününde onun varlığında sonsuz bir döngü içerisindeydik biz varlık alemine gelmeden önce. Yani altı aşamada nurdan hücreye,
Biz o 6 günde yaratılış kitabımızda o 6 aşamayı anlattık. O Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde geçen ayettir. Biz yerleri gökleri ve arasındakini 6 aşamada. Onu çoğu gün olarak almış. Allah-u Teala'nın zamanla işi yoktur. Lezzettir ama orada acaba gün mü olarak? Hayır, gün değil, aşamadır o. Aşama. İlk aşama ışık işte. Nur. Şey bilmiyoruz ama değil mi? O aşamanın süresi nedir? Bir de hocam şey sureleri var. Sureleri de biliyoruz. Evet. Kün feye kün diyen Allah bir anda yaratabilecek Allah niye 6 güne yaysın bunu? 6 gün değil 6 aşamadır. Aşama merhaledir. Nur, enerji. Çünkü evet o şekilde bakın, de çok soran aşamalarda var. Biz yazdık. Nur. İlk aşama, birinci aşama. İkinci aşama nurların iç içe. Ama bu nurlar öyle sıradan nurlar değil. Yani Allah-u Teala'nın sayısız isminin güç ve kudretlerinin tecelli ettiği nurlar. En mükemmel yaratılmış. Iç içe. Tabii. Zaten Tin Suresi'nde diyor. Biz insana en güzel şekilde, en mükemmel bir takvim sıralamayla yarattık demesi altı aşama. Acaba işte. O altı aşama şey mi? Hani dünyanın yaratılışı var her ama şey diğer içerisinde. Gezegenler, galaksiler. Sadece bakın. Her şey içerisinde bunun. Yani bütün yaratılmış her varlık. Kur'an-ı Kerim'de o şey diye geçer. Mesela Adem'e diyor ki işte sana öğrettiklerimi yani eşyanın sırrına, eşya şeyin çoğuludur. Eşya yaratılmış her varlık demektir. Nurdan hücre her varlık ve o hücrelerin oluşturduğu veya atomların oluşturduğu her varlık toplam olarak Arapçada şey yani yaratılmış her varlık anlamındadır. Peki hocam burada kelimede. Şöyle bir şey mi var? Sözünüzü kestim ama hani eşyanın, bütün eşyanın isimlerini biliyordu. Çünkü İsmi orada... derken orada şunu söylüyor. Onun ilimleri, onların varoluş ilimlerini anlat diyor. Peki ve sana zaman, itaat edeceği ilimleri de anlat diyor. Şu an günümüzde tabii bunlar bir kısmı unutuldu oluyor yok, o zaman. Var şimdi. Allah-u Teala diyor ki ilmi isteyene veririm diyor. Bugün nanonun altına iniyorlar neredeyse, nano bilimi. Şu anlamda yani, peki o ilim hani şu an kıyamete kadar olacak belki teknolojik gelişmelerin de bütün hepsinin ilmini verildi. Onu da anlatacağım inşallah. Yine hocamın kitabında var. Evet. Halef'teydi hocam yanlış hatırlamıyorsam. O Adem'e öğretilen ilim insanın DNA'sında kodlanmış bilgidir genlerimizde aslında. Genlerinde vardır yani. Bizimle yani, o zaman bunu araştırmamız... Allah kalkıp da bir bardağı öğretmedi. Kalkıp bir kumandayı, bir evet. kalemi öğretmedi. İnsanın DNA'sına yaratıldığı ilk günden itibaren Allah'ın yarattığı ve belki de bu dünya, belki de başka galaksiler bilmiyorum. Bütün ilmi o DNA'ya kodladım diyor ki hatırlayın hocam 1968 yılında New Jersey'de bir üniversitede Adam, soy ismini hatırlayamadım profesörün. Profesörün kendi araştırması var. Diyor ki, bizim dedelerimizden gelen genlerimiz alışkanlıklarımızı da getiriyor. Yani biz soyca öğretilmiş bir şeyler var, öğretilmiş bir öğreti var. Onların hepsi bizim gen haritamızda, DNA'mızda kodlu. Bu da demek oluyor ki, hocamı da yine haklı çıkarıyor. O ilim işte Allah'ın size her şeyi öğrettim dediği ilim aslında bizim DNA'mızda, genlerimizde kodlanmış. Şimdi o beni haklı çıkarmıyor. Kur'an-ı Kerim'i haklı çıkarıyor. Kur'an-ı Kerim de var zaten o. Hatta diyor biz onların derilerine satır satır işledik. Derilerin hepsinin üzerinde insan geni vardır. Yani her şeyinde gen var. Şimdi o zaten insanın kendi levh-i mahfuzudur. Biz bazen böyle sohbetlerde levh-i mahfuzumuzu okuyoruz dediğimizde yani onunla beraber işe bazıları yanlış anlıyor. Şimdi şu şeyi tamamlayayım da. Altı aşama nur, nurların iç içe geçmesi, enerji, enerjinin iç içe geçmesinde elektron, proton ve elektron, proton ve nötronun temel yapısı, bugün kuant dedikleri yapı, üçüncü aşama, dördüncü aşama atomlar, beşinci aşama onların meydana getirdiği moleküller, altıncı aşama hücredir. Altı aşamada yaratılış budur. Bunu daha belki ileride detaylı gene anlatırız, çok da anlattım programlarda. Yalnız işte hacın hakikati de bizim onun etrafında dönmemiz, Rahman'ın varlığında, onda fena fil Rab, Rabbin varlığında fena fil Rabken olan halimizi hatırlamak içindir. Biz orada Allah-u Teala bize Rab haliyle, Rab sıfatıyla her türlü bilgiyi varlık aleminde durduğumuz sürece her şeyi öğretti. Ondan sonra bizi inna lillah ve inne ileyhi racun, zamandır aynı zamanda yani o ayet ve Allah'tan Allah'a, yani Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz der. Uzak bir yere gitmedik ki. Sonsuzluğu kaplayan Allah'ın varlığının içerisindeyiz zaten biz. İnna demek Allah, yani inna lillah Allah'tanız. İnna lillah Allah'tan Allah'a yol. İnne ileyhi racun Allah'tan Allah'a dönüş. Fizik aleme geliş, tekrar nur aleme dönüş. Budur yani. Bunu anlatıyor. İşte bizdeki bu ibadetlerdeki maksat o asıl hallerimizi hatırlamaktır. Yoksa Allah-u Teala'nın kişilerin namaz kılmasına, oruç tutmasına, bunlara ihtiyacı yoktur. Ama şu var, Allah-u Teala kendini çok sever ve beğenir. O kadar harikadır ki her halleri, o kadar işte kainata bakın, maddelerin altına bakın, çiçeklere bakın, kışın
manzaralara bakın. Hep yansıma onun tecellileridir. Mükemmel o da, bir yaratılış çünkü. O da en çok Allah-u Teala'nın bir şeyi var, kutsadisi. Ben bilinmekliğimi sevdim. Onun için insanı özellikle ve alemleri yarattım. Oradaki şey, maksat, insan aynasından kendisini seyretmeyi Allah-u Teala çok sever. Bu belki insanlara bir şey gelebilir biraz, belki yeni söylenen bir cümle gibi gelebilir ama gerçek tasavvufun içerisinde bu vardır. Onun için insanın kendisini tertemiz tutması lazım. Ahlakan, ilmen, ibadet olarak her türlü hallerde tertemiz olacaksın ki sen de Allah-u Teala yansısın. Sen işte o zaman fena fillah, insanı kamil, insanı kebir veya da halef makamına yükselesin. Bunlardır. İbadetlerdeki maksat budur. Oruçtaki maksat da budur. Oradaki nur bedenimizi, tertemiz, isteksiz hallerimizi, Allah'tan başka bir şeyi düşünmediğimiz, ondan başka bir şeyi görmediğimiz, onun varlığından başka bir halde yaşayamadığımız, onun ruhundan başka bir hayat halimizin olmadığı hali hatırlatmak için oruç bize. Kesinlikle. Peki hocam, bu soruk kirliliği yani şu dönemde yani olan soruk, bunun çözümü nedir? Ya da ilim yeryüzünden kaldırıldı. Özellikle Kur'an manaları biraz daha dikkatli yapılırsa, yani şimdi Kur'an-ı Kerim'i bir tek hoca medrese ilim almış ve üniversite eğitim almış hoca, saygımız var hepsine. Bir tek bunlarla yapılırsa işte böyle mana kısır kalıyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'in çok güzel bir şekilde mealinin yapılması için, işte astronomi alimi olacak için de, tıp alimi olacak, nanobilim alimi olacak, makrobilim alimi olacak, fizikçisi olacak, yani matematikçi, kimya. Onun yanında ehli tasavvuf gerçek manada birkaç kişi ve ondan beraber yine üniversitemiz veya Diyanet İşlerimiz neyse, bunların toplanıp 5 sene sürsün, 20 sene sürsün güzel bir meal ortaya koyarsa. Programdan önce konuşmuştuk bununla ilgili, televizyon programı. İşte o zaman insanlık ne olacak biliyor musunuz? Bir kardeşlik hissini. Şimdi diyor ki müminler kardeştir diyor ama dünyada bizden başka birbirini yiyen bir din kesinlikle, yoktur. Yani kesinlikle. İslam alemine bakın. Hani mümindik biz? Demek ki mümin değiliz. Niye? Biz Kur'an'ı anlamamışız. Biz Allah-u Teala'yı tanıyamamışız. Biz Resulullah Efendimiz'i sevmeyi unutmuşuz. Evet. Kaç kişi diyor anam baban sana feda olsun ya Resulat diye. Kesinlikle. Yok böyle bir şey. Biz programdan önce de sevgili Kuşan, sen daha gelmemiştin herhalde. Programdan önce de konuştuk. Biz geçen sene bir televizyon programı düşündük, yapmak istedik. O da şöyleydi. Şimdi en temel ihtiyaç, yani Kur'an-ı Kerim. Yani bunu okuyor muyuz? Okumuyoruz birçoğumuz ya da anlamıyoruz. Bununla ilgili bir program yapalım. Bir 5 tane hocamız gelsin. Bilimsel olarak da açıklayabilecek insanlardan, akademisyen olabilir, alim, Arapçası iyi olan, hafız insanlar gelsin. İlk sayfadan itibaren açılıp Fatiha suresinden bütün sure, belki 3 yıl, hocamızın dediği gibi belki 5 yıl asıl hizmet. Yani bu kitap ne anlatıyor? Hakikat çıksın, 20 yıl sürsün. Baştan sona bütün ayetler. Biz araştırma yaptık. Hatta Perşembe akşamları da Ümit kardeşim burada program yapıyor. Onunla beraber de birçok hocamızla görüştük. Biz hocam iki hocayı yan yana getiremedik. Gelmezler. Yani o varsa diğeri yok. Bir de şeyle yani ciddi böyle sinirli bir şekilde o kafir, o şöyle, onun kılık kıyafet böyle diye getiremedik. Ya sizin derdiniz hani burada neydi? Allah bir, Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim, bunları anlatmak değil mi? Şimdi şöyle diyelim, Allah-u Teala hepimizi önce insan makamına çıkarsın. İnşallah. Yani biz bundan sonra kendi ahlakıyla ahlaklandı. Benim hocam derdi ki, oğlum Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklandı. Bu karşılıksız sevmektir, karşılıksız vermektir, insana hürmettir. Bakın Allah-u Teala, biz bu yaşa geldik. Ne rızkımızı kesti, ne havamızı, atmosferimizi kesti, ne şeyimizi kesti, değil mi? Nasıl bir merhamet. Bakıyorsun ateistlere, şunlara, bunlara, küfür edenlere dahi dönüp ekmeğini veriyor. Kesinlikle. Bu ahlakı, yani biz Allah-u Teala'nın ahlakı derken bunları kastediyoruz. Yoksa yani haşa ki biz onun zaten tecellisiyiz. Yani bu ahlaka gelmek lazım. Her şey onun rızasına, onu daha iyi yansıtabilmek için kendi aynamızı temizleyeceğiz ki, kendi varlığımızı onun ahlakına benzeteceğiz ki Allah-u Teala bizlerdeki tecellisini açığa çıkarsın, bizim aynamızdan yansısın. Kesinlikle. İşte eskiden ne derlerdi? Fena fillah makamı. Mesela Hallacı Mansur'un yaşadığı Enel Hak makamı. Aynan temiz olacak ki olsun. Yoksa kalbinde bir türlü fitne fesatla, efendim bir türlü halle kalkıp da İşte namaz, aman bir borç, şu borcu verip geleyim böyle zorla namazı kılıp çıkmakla,
orucu beklerken akşama kadar 1000 tane kalp kırmakla, insanları mezhepleriyle, efendim cemaatleriyle, şunlarla bunlarla değerlendirmekle, komşusunu kıskanmakla o aynayı siz kirletirsiniz, parlatamazsınız. Şey gibi hocam, böyle insana da ya, kesinlikle hani şifamızı veriyor, rızkımızı veriyor. Şeyimizi. Şöyle bir şey var, şimdi geçmiş kavimlere bakınca, hani helak olan kavimlere, neden helak olduklarıyla ilgili yaşanılan her şeyi biz şu an yaşıyoruz. Hani bir kısmı işte hırsızlıktan, terazide sıkıntı yaşadıklarından, Lüt kavmi cinsel sapkınlıktan. Şu an hepsi var. Hepsi var. Yani hırsızlık ayrı. İşte sapkınlıklar ayrı. Hepsinin yaşadığı sıkıntıların belki daha fazlası var. Hani neden helak olmuyoruz diye bazen de soruyorum. Herhalde ahir zaman ve son artık. Şimdi kıyamete. Aslında en büyük helakı biz yaşıyoruz. İnsan makamından düşmüşüz. Esvel-i Safilin en dibindeyiz. Bundan daha bütün, değil mi? Aslında beter, çok ciddi ziyandayız. Bir helak olur mu? Ne diyor, andolsun asra ki insanlar hüsrandadır, öyle değilmiş. Aha, bu asır yani biz gitmişiz, bitmişiz, insanlık duygularımız kalmamış. Yani hep gagalarımız yerde, ne toplayacağız? Hiç kainata bakmıyoruz, kendi varlığımıza bakmıyoruz, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani onun için duamız ibadetten önce insan olmamızdır. Eğer insan olmazsak ibadetlerimiz de boşa. Hep ona şu misali veririm. Şimdi teknoloji gelişti, bir tane robot yapın. 24 saat oruç tutsun, 15 dakikada bir namaz kılsın, Kur'an'ı habire tekrarlasın. Robota bir faydası var mı? Biz o hale gelmişiz. Bir de yanlış bir şeyimiz var. Mesela İsrail kelimesi Yakup Aleyhisselam'a takılmıştır, değil mi? Ona da niye İsrail demişler? Güya haşa Allahu Teala ile güreştiği için. Böyle bir inanış var şeylerde. Bize bakıyoruz, habire sevap topluyoruz Müslüman olanlarımızda. İşte sevap metrelerde çıkmış, kaydediyorlar şu kadar, bu kadar. Zikir matikler. Haşa, Allah yola bile sevap metreler var, sevap kutuları, kumbaralar falan. İnternette çok bakın işte, öyle çok cemaatlerde var. Bu da ne biliyor musunuz? Yani sanki Allahu Teala oraya pazarlığa gidiyor. Ben o kadar çok günah işledim ki işte karşısında şu kadar da sevabım var. Ya bu ne kadar edepsizlik yahut da bu ne kadar Allah'ı tanımamak, onun merhametini bilmemek, onu sevmemek. Bizleri en kötü şey de hep Allah ile korkuttular. Allah'ı sevsek, Allahu Teala'yı sevsek, Allahu Teala ile böyle cem olmayı dilesek, istesek, onun ilmini istesek. Ayet-i kerime çok açık. İlmi isteyene veririm diyor. Bizim ahir zamanda ilim isteyen var mı? Değil mi? Kesinlikle. Varsa da yoksa da her şeyimiz şov olsun. Yani. Ama ilmi isteyen az. İlmi isteyene de anında veriyor, onu da söylüyorum. Öyle bekletme falan da yoktur yani. İstersen denesin, görsünler. Ha, ilmi isteyin, insan makamına çıkın, insanı kamil çıkın, olurum. Allahu Teala'yı yansıtın kendi varlığınızda, değil mi? Yani sevmektir. Biz Allahu Teala'yı seviyoruz. Cemaatli sohbetlerimiz oluyor, biz korkmuyoruz onu. İster yakar, ister yakmaz, kendi bilir. Ama o dilediğini yapar, ayettir o. Dilediğini hocam, yapar. Bir rivayet ama var. Şu var, çok özür dilerim. Biz onu sevmekle mükellefiz. Seveceğiz. Kesinlikle. Seveceğiz. Korkmayacağız. Allahu Teala'dan seveceğiz. Bir de hocam şöyle bir rivayet hadis var. Çok özür araya girdim. Hazreti Peygamber Efendimiz ashabıyla yürürken bir anne çocuğunu emziriyor orada. Diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu anne çocuğunu ateşe atar mı? Hayır ya Resulallah, atmaz. Çünkü anne yüreği. İşte Allahu Teala bu annenin çocuğunu sevmesinde misli misli sizleri seviyor. Biz öyle o güzel hadisleri almıyoruz. Efendim evet, günahım işledin. Ha, git denizden 40 dalga say. Ya böyle saçma bir inanış olabilir mi? Sen her türlü haltı işle, ondan sonra denizin etrafında da 40 tane dalga say. Bütün günahlarını affolsun. Hocam protestan din İslam'a çevirdiler işte. Din değil, bize böyle yamanmış bir şeyler anlattırıyor. Projeler. Ve çoğu da inanın, bakın araştırın, Tevrat kaynaklıdır. Maalesef Tevrat kaynaklıdır. Özür dilerim, lafınızı aranıza girmiştim. Buyurun. O şey gibi bir rivayet var. Ahirette hani sevap günah terazisinde. Orada bir tabii söyleniyor, bu doğruluğunu bilmiyorum ama rivayetin. Allah şöyle bir şey söylüyor. Hani ben senin rahmetinle mi muamele edeyim yoksa senin şeyinle mi, ibadetlerinle mi? O çok güveniyor. Sabah akşam namaz kılmış. Rivayet galiba. Evet. Çok güveniyor. Sabah akşam oruç, namaz falan. Tabii diyor ibadetinle. Orada zannedersem şey değil mi? Gözden bahsediyor. Bir gözünün karşılığı bile oradaki milyonlarca ibadetin karşılığına denk gelmiyor. Yani o zaman rahmetimle mi? Bak, farz olan muamele değil. Farz olan ibadetleri biliyoruz. İşte hacca gitmek, zekat vermek, oruç tutmak vesaire vesaire, değil mi? Bu ibadetlerin hepsini ömrümüzün sonuna kadar eksiksiz bir şekilde yapsak dahi Allah'a sadece bir şirk koştuğumuzda
Allah'a ortak koştuğumuzda ibadetlerin hiçbir şeyi kalmıyor. Kesinlikle. Hiçbir anlamı kalmıyor. Yani bu kadar hassasken bu din, hocamın söylediği gibi Allah'ın bize lütfettiği şeylere bakmak bizim evveliyatımız olması lazım diye düşünüyorum. Evet, evet. Peki hocam şeyi atladık. Şimdi Ramazan'ın o son kısmında orada nasıl bir çözüm olmalı? Yani aslında ben biraz şöyle düşünüyorum. Hani orada biraz hocanın, yani programı yapan insanın bunu biraz, yani ilk başta hani şeydir ya, çok yumuşak davrandığı evet. için mi burada oluyor? Yani bir kere çıkıp bunu sormayın kardeşim artık. Yani bunun cevabı ama budur. Ama biraz da yani biraz bizim, şova kaçtığı için ya, alıcısı bizim, da o bizim şekilde. Bizim toplumumuzdan, hani hocam başta da söyledi ya, bizim toplumumuzdan kaynaklı aslında o. Yani adam gelmiş 18, 20, 30, 40, 50 yaşına. K ve R harflerinden oluşan ikra kelimesinin anlamını bir kere tefekkür etmemiş. Ya, oku, ya da oku onun yani, anlamını basit. Bilmemiş. Senin de başta söylediğin gibi 1400 yıldır aynı şeyler, sevap günah belli, terazi belli, ölçü belli, nizam belli. Bunların hiçbirini bilmeden orada garip garip sorular sorarak orayı meşgul etmek bile sakıncalı diye düşünüyorum. Mesela bakın, bugün geldiğimizde ben sizin yanınıza ilk iştirak ettiğimde Cafer hocam şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki, Kürşatçığım rica ediyorum, bana programda derinlikli sorular sorun. Evet. Bakın önemli, derinlikli. Evet. Yani çok sıradan, bu işte ekranlardaki birçok hocanın yaptığı gibi biz de böyle alelade sorular sorabilirdik. Ama mesele onları sormak değil ki, ya da onların cevabını almak değil ki. Onların cevabı senin dediğin gibi sosyal ağda zaten var. Bugün millete anlatılmayanları anlatarak, o ikra kelimesindeki anlamı aşarak, ya da ne bileyim hocamın çıkacak olan kitabı, Rahman suresinin anlamı nedir, ne değildir, nerelere gider, onları aşarak insanlara bir şeyler anlatmak siz önemli. Siz ikraya girmişken ben orada bir şeyi açmak istiyorum izninizle. Buyurun hocam. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ümmi derler, okuması yok, yazması yok. Evet. Evet. Yani cahil. Bu var ya, uydurmadır. Neden uydurmadır? Bizim de değil. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem böyle kötülemek isteyenlerin uydurmasıdır. İkra'nın kaç manası var? Bakın, ikra, birisi oku, diğeri de okuduklarını, sana yerleştirdiklerimizi ortaya koy, açığa çıkar demektir. Şimdi az önce Araf suresinin 172'sinden bahsettik. Orada Rabbimiz bizi huzuruna alıyor. Hem bizim kendi yaratılışımızı hem de kainatın yaratılışına şahit tutarken o yaratılışın, yaratılışların ve içindekilerin ilimlerini de alıyoruz beraber. Peygamber Efendimiz bu yaratılışın dışında mıydı? Haşa sallallahu aleyhi ve sellem. İçindeydi. Evet. O ayetleri en iyi bilen, Allahu Teala ile Eles gününde bütün hallerle halleşen, bütün ilimleri en önde alan idi. Haliyle varlık alemine geldiğinde o bilgilere sahipti ki 40 yıl bekledi, o göreve başlamayı bekledi. Yaratılışta peygamberdi. Niye o mağaraya gidip sık sık o tefekkür? Millet de öyle diyor. Efendim gidip orada tefekkür değil. Orada kalben Allah ile, varlık olarak Allah ile, fena fillah olarak Allah ile vakit geçirirdi. 24 saat. Bunları beklerdi. En son o emir geldi. İkra, oku, bildiklerini anlat, sana öğretileni anlat. Bunları biz sana peyderpey de vereceğiz. Toplu olarak da zaten Eles gününde vermiştik. Bir derinlerine bakın, bunlar çıkıyor. Cahil bir peygamberin ne ümmet olur, ne toplum olur, ne getirdiği kitap olur. Kendi kitabını okuyamayan peygamber olur mu? Bu ne saçma şeyler böyle. Ama ne yaptılar? İslam'ı her yönden kötülemek. Aynı o şeydeki gibi. Efendim Miraç'a gittiğinde dönüşte Musa Aleyhisselam yolunu kesti. 50 vakit namaz farz olmuş da yok 45'e düşürdü, 40'a düşürdü. Ya Allahu Teala direkt verdiğini verir. Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem kendisi peygamberlerin de peygamberidir. Kendi talebesi olan bir peygambere ihtiyaç duymaz. Ha bu nedir? Dışarıdan bize yamamadır. İslam'ı kötülemek, İslam'ı düşürmek, Peygamber Efendimiz'e. Nitekim bugün bakıyoruz ki bazı böyle makam sahibi, hocalar, proflar, Muhammed diye konuşuyor, haşa. Yani, ya kardeşim Allah'tan korkun ya. Utanın yani. Hani Allah'tan en azından utanın, yaratılışınızdan utanın. Sizdeki, sizi ayakta tutan, o ilimden utanın. Sizi ruhuna bağlamış Allahu Teala, o ruhu emanet kullanın, ondan utanın ya. İsra 70'te ne diyor Allahu Teala? Biz sizi en üstün, en güzel, en şerefli şekilde yarattık diyor. Size ruhumuzdan verdik. Biz bu kadar nankörüz işte, bu kadar düşüyoruz aşağı. Ve onun için biz önce Hazreti Resulullah'ı, ondan sonra Hazreti Allah'ı
Yani tabii ki o kapıdan geçerek, Resulullah kapısından sallallahu aleyhi ve sellem geçerek Allah-u Teala'yı sevmeyi öğrenip ibadetleri ondan sonra yaptığımızda o ibadet ne bize borç gelir ne bir başka sıkıntı olarak gelir. Kesinlikle. Onu yaptılar. Bir de bu arada onu da söyleyeyim diğer soru. Bizi cumalaştırdılar ya. Bizim her günümüz cuma, her günümüz regaib, her günümüz kandil, her günümüz efendim Kadir gecesi. Bir Müslümanın öyle olması lazım. Ne oldu? Ha insanların çoğu ulan bari cumaya da gidemiyor. Ya beş vakiti bırakmış adam cumaya gitsen olacak gitmesen. Ne oldu? Diğer dinlerin haftalık ibadetlerine döndürdü. Elbet cumaya da saygımız var. Sonsuzdur. Elbette gideceğiz. Ama her günü cuma bileceksin. Her gün ibadetlerine o şekilde önem vereceksin. Evet. Bunu da söyledikten sonra. Ben bir şey sorabilir miyim hemen ikra ile alakalı? Evet. Mesela yapılan eleştirilerden bir tanesi de şöyle. Deniyor ki İslam'ın ilk gelen emri ikra ise yani evet. Oku ise o zaman peygamberin Hazreti Muhammed Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ilk emirde oku ise Kur'an'ı okumaktan bahsediyorsa tabii ki. O zaman bir kitap olması lazım. Kur'an'dan başka bir kitap. Neyi okuyacaktı? Kur'an'ı ilk emri ikra ise. Ha, onu söylüyorum. Bir Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer bu her şey kendi levh-i mahfuzum yani genlerimizde var. Bir diğeri biz bir ara sohbetimizde bahsetmiştik. Eleş gününde öğrendiklerini unutmadan gelenler var. Hazreti Peygamber Efendimiz'i unutması zaten mümkün değil. Haliyle biliyordu yani bunları. Bir, ama mümkün olmaması ümmet, şey mi? Hani o çocukluk döneminde de bazı ameliyatlar olması. Onun da şeyler. İnşirah suresinde biz bir sohbet olarak açtık. O şekilde de değil. Yani orada da o mealde Peygamber Efendimiz'i biraz aşağılama var. Öyle değil yani. Onun daha derinlikleri var. Başka yani İnşirah suresinin anlamı biz onu inşallah yani kısa sureleri topladığımız kitapta detaylı olarak anlattık. Ama çünkü orada bir cevap da var sonuçta Peygamber evet. Efendimiz. Hani ben okuma bilmem diyor. Sonra ikinci kez tekrar oku diyor. Yaradan i̇şte eleştirici şöyle hayır, yani. Şimdi bakın dile. Mealde öyle söylüyor. Arapça aslında baktığınız zaman öyle söylemiyor. Okuma bilmek değil bakın. Oradaki olay çok farklı. Ama Kur'an'da birçok yerde bakın, okuma yazma bilmediğinden Peygamber Efendimiz'in. Yok Kur'an'da yok öyle bir şey. Yani okuma bilmiyordu diye bir ayet hayır, yok ya Kur'an-ı Kerim'de. O sonradan söylenen sözler, dışarıda söylenen sözler. O okuması yazması yoktu, ümmiydi. Hı. Onu sanki bir mucize gibi göstermeye çalışıyor. Efendim okuması yazması yoktu ama Kur'an'ı işte getirdi, tebliğ etti. Diye böyle sanki bir mucizeymiş gibi söyleyip ama mucizenin arkasında da onu devirmek, yıkmak var yani. Neyse biz sorularımıza devam edelim. Bunlar detaylı konular. Şimdi Kur'an'da kadın erkek evet. ilişkilerinden biraz girelim. Şimdi günümüzde kadına evet. birazdan ikinci sınıf hatta üçüncü, dördüncü sınıf muamele de hani yapılıyor ya da şu, o şekilde söyleniyor ya. Şimdi Nisa suresi var kadınlarla evet. ilgili. Nisa 34. ayet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi Nisa 34'ü biz makal olarak yazdık ama ondan önce şuna gireyim. Kadını aşağılamak Yahudilikte vardır. İslam'da yoktur. Bunu bir sefer çok iyi bilmemiz lazım. Yani kadınları onlar işte mescitlere sokmazlar, toplumlara sokmazlar. Şöyle, yani ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf yaratık olarak görürler. Yani o onların gelenekleridir. O gelenek bize sanki dinmiş gibi geçmiş. Öyle bir şey yoktur. Bir sefer Hazreti Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Hazreti Hatice'ye daha sonra hanımlarına ve diğer bayanlara davranışları zaten hadis kitaplarında var. Oraya bir bakmamız lazım. Çocuklarına göre özellikle. Ne demek ilgili. Yani hele Fatıma annemiz son kalan kızıydı. Canı ciğeri gibi değil mi? Hep bağrına bastı. Bir diğeri o Nisa 34'te vadrib kelimesi var. Yani siz bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. O da darp kökünden geliyor. Şeyine. Darp'ı Arapça çok zengin bir dil. Şimdi biz o kelimenin manasını kalkıp da kendimize göre değil de ayetlerde Allah-u Teala'nın bir önceki cümlesinden veya daha sonraki bir cümlesinden akışına göre anlayıp dinlemek lazım. Oradaki darp kelimesi kapı demektir. Darp hem bir yere çarpmak, işte vurmak anlamına geldiği gibi darp aynı zamanda kapıdır. Orada anlatılan şu, ben onu makale olarak yazdım, sitemde var okuyabilirler. Daha açık bir vaziyette. Şimdi şunu da söyledik orada. Eğer o emir olsaydı, Allah-u Teala'nın emri olsaydı farz olurdu değil mi? Farz olsaydı da beş vakit namazın arkasından beş vakit Hazreti Peygamber Efendimiz bütün hanımlarını döverdi ve ashabına da derdi ki siz de dövün hanımlarınızı. Hangi birine şiddet uygulamış? Asla. Hiçbirine en ufak fiske dahi vurmadığı gibi böyle kötü söz, eğri söz veya kırıcı söz dahi söylememiştir. Böyle bir şey yoktur. Ha o zaman geri dönüp biz orada manayı iyi anlamamız lazım.
Manada baktığınız zaman darp kapı. Kadın nedir? Fizik aleme insanların bedenleri, fizik bedenlerini getiren kapıdır. Ve oraya biz ne diyoruz biliyor musun? Bugün tıpta bile var. Rahim hastalıkları diyor. Rahim nedir? Allahü Teala'nın bir ismidir. Öyle değil mi? Ve bu kadından başka erkek dahi bu güzel iltifatlara uğramamıştır. Ve peygamberleri doğuran, evliyaları doğuran değil mi? Hep kadınlardır. Kadınlar olmasaydı Peygamber Efendimiz doğar mıydı, gelir miydi mesela değil mi? Böyle bir şey yok. Ama sünnetullah nedir? Kadın ve erkeğin birleşmesinde. Ama kadında bir de şu var. Biz o Eles gününü detaylı olarak daha da konuşuruz. Daha sonra fizik alemdeki insan bedeninin yaratılışı, insanın onun da seyredişi var. Bakın orası da rahim, rahmet alemidir. Bu rahmet aleminin fizik alemdeki yeri de kadının işte doğum bölgesidir. Ve orada Allahü Teala o bebek 2-3 aylık işte belli bir şey geldiğinde direkt ruhuna bağlar onu. Ve direkt hitap eder. Böyle bir alemden ne yapıyor? Dünya alemine geliş kapısıdır. Onu anlatıyor ve çok büyük değer vermiştir Allahü Teala kadına. Ha bu bir fizik alemdeki halimiz. Diğer az önce Eles gününden bahsettik. Araf suresinin 172. ayetinde bize anlatılandan. Biz nur bedenlerde cinsiyet sahibi değiliz. Erkek ve kadın olarak değil. Ve Kur'an-ı Kerim'in genel manası insan olarak hitap eder hepimize. Kadın olarak hitap ettiği, kadın erkek olarak hitap ettiği yer çok azdır. Orada da ne kadın aşağılanmıştır ne de erkek üste çıkmıştır. Yani derece olarak. Böyle bir şey yoktur. Ve Allahü kadın da Allahü Teala'nın sayısız nurlarının ceminden yaratılmıştır, bir araya gelmiştir. Erkek de öyledir. Bu bizim daha sonra işte dışarıdan dinimize İslam gibi görünüp de bazı kimselere soktuğu şeylerdir. Bunlara itibar edilmesin. Kadın Resulullah Efendimiz'in huzurunda da en yüksek makamda ve yerdeydi. Bizlerin de o şekilde olması lazım. Hanımlarınıza, kızlarınıza, çocuklarınıza, ailenize, çevrenize bizim de o şekilde davranmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de kadını dövün diye bir emir yoktur. Kadına darp kelimesi orada. Kadın insanları görünmez alemden görünür aleme getiren kapı anlamında bu Nisa 34 işlenmiştir. Detaylı istiyorlarsa sitemde bunu Nisa 34 diye birçok yerde şeyler var hocam. Evet, orada okuyabilirler. Birçok evet. Yerde de zaten koruma da var. Yani miras hakkı ile ilgili birçok yerde. Şimdi oralarda da biraz sıkıntılar var. Bir reklamımız var. Tabii, reklamdan sonra tabii, devam edelim. Sevgili seyirciler, ekranın alt kısmında birazdan göreceksiniz. Telefon numaralarımız var. Oradan soru alabiliriz. Hı hı. Onun dışında da sosyal tabii, medyadan tabii. Facebook adresimiz var. Akil Oyunları. Oradan da beğenerek soru gönderebilirsiniz. Kısa bir aramız var. Tekrar beraberiz inşallah. Evet sevgili seyirciler, reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Ben hemen hocama dönmek istiyorum. Hocam birinci bölümde biraz yorduk sizi ama fazla zamanımız yok. Biraz hızlı da gitmek istiyorum ben. Şimdi sormak istediğim bir diğer konu Ledün ilmi. Kitaplarınızda da çok sıklıkla bahsediyorsunuz. Ledün ilmi nedir? Ledün nedir? Bu herkeste olur mu? Bu nasıl öğrenilir? Herkes öğrenilir, öğrenir mi? Ya da öğretilir mi? Bununla ilgili biraz konuşalım. Tabii ki memnun edeceksiniz. İlmi ledünün asıl sahibi varlık aleminde insanların en üstün olan Hazreti Peygamber Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Yani diğer peygamberlerde ilmi ledün verilmemiştir. Biz öyle biliyoruz. Çünkü buna en büyük örnek Musa aleyhisselam mesela. Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın bir kıssası Kur'an-ı Kerim'de var. Orada Allahü Teala'dan bu ilmi isteyince ona o Hızır Aleyhisselam gönderiliyor. İlmi ledünle talim için. Fakat ilmi ledünü öğrenmek öyle daha sonradan öğrenmek hem çok zor hem de ortaya çıkarması kolay bir şey değil. Ve onun için de birçok şey size çok ters gelen bazı şeylerin hakikatleridir aslında.
ayetlerden girmeden de... önce nedir ilmi, ledün nedir kelime anlamı? Evet, işte onu anlatıyorum ya. O asıl sırların hakikatleridir. Buna da insanlığın varlık aleminde tahammül etmesi biraz zordur. Şimdi ilmi ledün, biz amayı anlatıyoruz bakın. Ama nedir diye Resulullah Efendimiz'e sorunca Hazreti Ali, ama diyor karanlıktır, bilinmeyendir. Yani ötelerin ötesidir diyor. Ama daha sonra tabii ki onlara detaylı bilgi verilmiş. Yani Allahu Teala'nın ilah halinde diğer ismi şeriflerin güç ve kudretlerinin varlık alemine tecelli etmeden önceki hali. Buradayken hani bilinmekliğimi sevdim buyuruyor ya bir kutsal hadis-i şerifte Allahu Teala. Orada varlık aleminde kendisini yansıtacak insanın, kendisine halef olacak insanları böyle cüz'i bilinç diye biz bahsediyoruz. Sonsuzluğa göre cüz'i. O cüz'i dediğimiz bilinç aslında bizim kainatı kapsar. Belki de daha fazla bir halde ki tecellilerin toplandığı zatından zata tecelli etmek için. Yani hani Rahman Suresi 29. ayeti ya Allah Celle Celaluhu her an yaratma halindedir. Bu mesela bizim varlık alemimiz yaratılmıştır ama sonsuzluğun içinde her noktada her an Allahu Teala yeni yeni kainatlar, yeni yeni oluşumlar yaratmaktadır. Bunu bize ayet söylüyor. İşte amadayken varlık alemine getireceği varlıklara, özellikle insana hani kün emrinin içeriğini, bilgilerini veriyor, işletiyor. Bunların bir kısmı zahir alemde görünen ilimler, bir kısmı da insanın kendi levh-i mahfuzuna yerleştiren ilimlerdir. Bunlarla beraber o ilmin diğer bir bölümü Rabbimizin huzurunda, işte Eles gününde Rabbimizin bize öğrettikleridir. İnsanlara, bize derken bir kişiye, herkese öğretilmiştir bu. Ama kimi insan yeryüzünde bunu hatırlar, kimi hatırlayamaz. Hatırlaması için de gene derin bir tasavvuf eğitimini görmesi lazım. Bunu görürken de yani en büyük sebeplerden şey ilmi ledüne açılan kapılardan bir tanesi Allah ile her zaman Allah ile olduğunu hatırlamak, Allah ile olduğunu yaşamaktır. Ve o halle işte Kur'an'ın da derinliklerine baktığınız zaman müteşabih hayatların içerisinde o derinlikleri görüyorsunuz, o ilimleri görüyorsunuz. Ledün ilmi yani şu anda varlık aleminde pek bilinmeyen ama ledün ilmini içerisinde mesela zaman içerisinde yolculuk, zaman tayyi mekan dediğimiz bir yerden bir yere nakl olma sadece dünya üzerinde değil. Kainat içerisinde de dolaşmak var. Mesela bunlardan bir tanesi de kısmen sahip olan Zulkarneyn Aleyhisselam'ın işte Yecüc Mecüc'ü buradan alıp da başka bir gezegene götürüp kapatması, orada hapsetmesi. Bunlar da ilmi ledünün içerisindedir. Zulkarneyn Aleyhisselam mesela biz dedik ki peygamberlerin çoğuna yani genelde verilmemiştir ilmi ledün. Hazreti Peygamber Efendimiz'in asıl sahibi odur. Ama ümmetinden yani kendi ümmetinden olanların bir kısmına miras olarak gelmiştir bir taraftan da. Yani birçok geliş yönü var. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın da sırrı biraz daha değişik. Onun da biz şimdi burada ne kadar yeridir bilmiyorum ama onun bazı bilgilerini Hazreti Peygamber Efendimiz'in mana aleminde zamanın ilerisi ve gerisinde gönderdiği birçok elçileri vardır onun. Onlardan birisinden talim ettiği bir ilimlerdir. Bunlar derin konular. Bir gün bir derin konular derseniz bunlar da toparlar getirir, İnşallah anlatırız. Yani. Ama İslam dışı değil bu. İslam içinde olan şeyler, evet. Evet, biraz... Zamanı kullanma ilmi, tayyi mekan ilmi, bedenleri çoğaltma ilmi. Mesela geçmiş bir insanın, ve gelecekle ilgili... Tabii tabii, zamanın geçmişine... Ama şey tabii değil mi? Yani Allah bildirdiği kadarıyla, izin verdiği kadarıyla... Yani izin ver de sınırsız. Çünkü sen Allahu Teala'nın halifesin. Halife ne demektir? Halife, mesela bir cumhurbaşkanının halifesi nedir? Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında misal veyahut da bir şey olduğunda yani görevden yetişemediği yerlerde veyahut da neyse yerine vekil bıraktığı dönemlerde onun adına, onun yetkileriyle iş yapan kimse demektir. Değil mi? Mesela Allah'ın halifesi ne demek? Tabii ki izinle. Yani o diyor gaybı ya. Allah'tan başka şimdi kimsenin bakın, bilmediğiyle ilgili. Gayb konusu da çok değişik. Nereye kadar kayıp? Düne kadar kainatın derinliği kayıptı. Efendim 100 yıl öncesine kadar atomlar alemi ve altı gaybtı. Bugün hepsi ortada. Gaybı da iyi incelemek lazım. Gayb nereye kadardır? Sidretil müntaha denilen varlık aleminin başlangıcına kadar artık biliniyor. O zaman gayb demek değildir. Ha, zamanı kullanıyorsan, zaman insanın emrindedir. Yaratılan her şey insanın emrindedir, batın zahir. Zamanı kullanıyorsan geçmiş de gayb değildir. Mesela sahabeler anlatıyor, diyor ki Resulullah Efendimiz'in huzuruna öyle insanlar gelirdi ki o çölü geçmelerine rağmen
Yani onlar çölü geçtiklerini sanıyorlar. Üzerlerinde zerre kadar toz veya buna benzer bir işaret bulunmazdı. O çölün tozu dumanı, kılık kıyafetleri de bize benzemezdi, lisanları da bize benzemezdi. Bunlar kitaplarda kayıtlı. Kimdi bu adamlar? İşte kimdi, nereden geldi? Peki tayin mekan. Abi, mesela tayin mekan, zamanın gerisine gitmek, ilerisine gitmek, bunlar da tayin mekanı. Zamanı kullanabiliyorsun. Peki bedensel değil ama. Bedensel. Bedensel de tayin mekan bedensel. Asla seyahat bedensizle buluyor. Bir diğeri Allahu Teala buyuruyor ki biz her şeyi çift çift yarattık. Yani birden fazla yarattık diyor. Bizim tek bedende kalmamız o zaman o ayete ters düşer. Baktığınız zaman insanın bir dünyada, yani bir batında, doğduğun şu batında, şu beden içerisinde senin asgari yediye ayrılan bedenin vardır. Yedi ayrı noktada bunu, asgarisini söylüyorum. Zaten yaratılış olarak da insanın varlığın içerisinde bir ışık beden, bir enerji beden, bir de fizik beden kesinlikle vardır. Yani bu da zaten kirlen fotoğraflarında falan çıkıyor, resmini çekiyor. Evet. Buna aura maura diyorlar, biraz başka taraflara kaydırıyorlar ama onun insanın peki değişen ruh mu? Ruh geziyor. Hayır, ruh ayrıdır. Ruh o şekilde. Bambaşka bir konu, bir gün ruhu konuşalım. Hocam mesela tayin mekan hususunda şunu söyleyeyim, yine Kur'an-ı Kerim'de var. Evet. İsteyen açıp bakabilir. İdris Aleyhisselam'ın Satürn gezegenine gittiğinden bahsediyor mesela. Şimdi bakın İdris Aleyhisselam'ın hali başka, İdris olarak gidip İlyas olarak dönmesi var aynı insanın. Yani bunlar çok daha başka konular. Sizin programınızda genelde böyle gizem mizemler de var. Bunlar gizem de değil ama bunları bir toparlayalım isterseniz. Buyurun. Bu yok yok. Bu konuları bir toparlayalım bir gün. Müsait bir zamanda konuşalım. Şey evet, çünkü şimdi konunun dışında kalıyor. O asgari yedi bedenin de dışında. Bir de insana düşen, insanı kamil ve olgun insan olacağın zaman, olduğun zaman, o noktaya geldiğin zaman o bedenlerin cemi lazım. Tekrardan birleştirmek lazım. Veya ayrıştırmak da lazım. Şimdi bunlar tarih içerisinde yaşanmıştır. Tarih içerisinde birçok şey olmuştur. Bunların örnekleri vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Ahmet el-Bedevi Hazretleri'nde bir örnek vereyim size. İşte Ahmet el-Bedevi Hazretleri Tanca denilen yerde, Libya ile Mısır arasında bir köyde, bir damın üstünde, yüzüne de peçe geçirmiş, damın üstünde habire güneşe bakıyor, gündüz gece gökyüzüne bakıyor. Ne ibadete gittiği var ne şey, yerinden işte ihtiyaçtan ancak kalkıyor. Fazla da yiyip içemediği için ihtiyacı da pek şey yok. Millet buna işte namaz kılmıyor, böyle hocam olur falan böyle saldırıyorlar. Bir taraftan da üç kişi diyorlar gidip bunu imtihan edelim. Hele nasıl bir hoca falan. Uzak bir yerden geliyorlar. Orada otururken diyor ki neden namaz kılmıyorsun? Hani, o haldeyken insan kalpleri de Allah'ın izniyle bilir. Yani Allah bildirirse bilir. Allahu Teala. Diyor ki siz nereden geldiniz? İmtihan ediliyor ya. Diyor işte filan yerden geldik. Oradan geçerken filan mescitte namaz kıldınız mı? Evet kıldık. Oradaki namaz kıldıran hocanın benim gibi nikabı, örtüsü var mıydı? Var mı? Şekli şemali bana benziyordu mu? Evet. Asası bana benziyordu mu? Benziyordu. Bakın. Bu bir örnek sadece. Diğer tarafta benim hocamın öyle şeyi var. Mesela beytinde diyor. En az yedi bedenim vardır. Yedi yerde benim hayatım var diyor. Yani beyit olarak anlatmış orada. Ama onlar enerji anlamında mı? Yani hayır, nasıl oradaki hayır, yedi tane? Fizik de oluyor, enerji de oluyor. Nur da oluyor, o ayrı bir şey. Bunların boyutlar arasında yaşayanı var, aynı boyutta yaşadıklarım var. Hatta davetiye gidelim. Yani bunlar Kur'an'a ters değil, ben onların birçoğunu ayetlerin içinde gene çıkardım. İşte Allah'a doğru kitabımızda var mı bilmiyorum. Rahman suresini açtığımızda orada da insanlar. Rahman suresiyle evet, ilgili sorun evet, var zaten. Orada da var. Yani Mürselat suresinde bu konulara değinilmiş tabii derin yedi beden taraflarında açıyoruz. Hani bedeni biz hani bir beden gibi düşündüğümüz için toprak. Hayır bir beden yaratılan gibi değil. Yani kopyalanabilirsin bir anda. Bakın beden değiştirmek de var. Buna hep bir şey örneğini verdik. Mesela kelebek örneğini verdik. Kelebek bir yumurtadır ilk başlangıcı değil mi? Hareketsiz, statik bir vaziyette durur. Belli bir zaman sonra kısmen hürriyet alır. Yürümeye başlar yumurtadan çıktıktan sonra. Ondan sonra tekrar kendi bedenin içinde bir beden çıkarır, kelebek olur. Allah'ın halifesi o kadar üstün yaratılmış ilim ve bilimlerle donanmış Allahu Teala övünerek diyor meleklere ve diğer varlıklara karşı ben kainatın içerisinde kendime bir halife yaratacağım diyor. Bir kelebekten düşük yarattıysa o halifenin ne önemi var o zaman? Anlatabildim mi? Onun içerisinde. Evet. Devam edelim hocam. Sevgili Kürşat senle devam edelim hocam. Şimdi alemlerden bahsettik. Evet. O zaman başka gezegenler de giriyor devreye. Kesinlikle. Başka muhakkak galaksiler giriyor. Oralarda da başka ademler, adem demeyeyim de canlılar. Başka canlıların olduğunu düşünenler de. İnsan, düşünenler insan, var. Adem demeyin insan. Adem ama mükellef insan değiller zannedersin. Hayır değil mükellefler. Hepsi de mükellefler. Ama şöyle bir şey yok mu hocam? Hani ben
insanlar ve cinleri hani bana kulluk etsinler diye yarattım. Varlıklar. Tamam şu şey anlamda hani kulluk etsinler diye yarattım. Orada bir mükelleflikten söz ediyor. Tamam. Ama hani insan ve kullar. Başka yerde insan yaşıyorsa orada da onlar da mükelleftir. Allah-u Teala'yı bilirler, onlara itaat ederler. Tabii biz bilmiyoruz, tabii görmüyoruz. Ama bakın bunları bilen var. Bak siz buyurun. Estağfurullah hocam, tamamlayın, ben öyle devam edeyim. Bakın bu hususta bize hep böyle hadislerin yeme içme veya işte dört evlenme, sekiz evlenme gibi şeylerini çıkarmışlar ortaya. Diye hep nefse geleni. Hani derler ya taam, maaş, bunun gibi şeyler koymuş. Bilim tarafları hiç hadisler kitaplarda olduğu halde ortaya çıkarılmıyor. Niye bilmiyorum ya da insanlar istemiyor. Hazreti Ali soruyor Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki kainatta bizden başka Adem var mı? Aynen hitap şu. Ya Ali öyle yerde sordun ki Allahu Teala 360 bin ayak yaratmıştır diyor. Şimdi 360, biz yolda gelirken de onu konuştuk. Biz yakın zamana kadar milyon ve milyar bizde yoktu. Biz bin ve katları vardı değil mi? Hı hı. Daha sonra milyon ve milyar kelimeleri bize yani Avrupa dillerinden geçmiştir. Yani Arapça'da veya Öztürkçe'de, Osmanlıca'da bile bir şey yoktur. O şeyde İslam literatüründe de 360 sonsuz demektir. Yani sayısını ancak Allah bilir. 360 küreyi ve daireyi ifade ettiği için 360 bin diyor ayak dediği galaksiyi yaratmıştır. Sonsuz her birinin falan içerisinde 360'ar bin bizim gibi dünya gibi dünya vardır. Nitekim bugün bizim galaksimizi inceleyenler 5 milyar güneş sistemi diyor. Bu 5 milyar güneş sistemi en az saydıkları. Bu 5 milyar güneş sistemi içerisinde 360 bin vardır yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem söylediği insan yaşadığı. Oraların her birinde diyor insan yaşar diyor. Zaten alemlerin Rabbi olarak Fatiha suresinde her namazda okuduğumuz. Bir de şu var, biz her şeyi çift çift yarattık diyor Allah-u Teala. Bir tek bizim dünya değil ki. Bir de o sonsuzlukta Allah-u Teala. Bakın sonsuz. Bakın kainatın ucu bucağı yok. Ve sonsuzluk içerisinde bizim dünya toplu iğnenin ucundan daha küçük. Bir elektron tanesi kadar var ya. Bütün bu şaşa ve yaratılış bir tek bizim dünya için mi olacak? Böyle bir saçma olabilir mi? Böyle bir şey. Olmaz. Alemlere rahmet olarak gönderdik demesinin altında diğer gezegenlere de Peygamber Efendimiz'in gitmediğini nereden biliyorsunuz? Evet, buyurun. Evet. Söylediğinizi ayette destekliyorum hocam. Mesela buyurun. Bakın bir ayet var. Ayette diyor ki "Men fis semavati vel ard." Ayetin devamını okumuyorum. Evet, secde ayeti çünkü. Kardeşlerimiz bize secde yaptırmayalım. Şimdi ayet çok önemli. Ayette diyor ki "Yerde kim var ise, gökte kim var ise onlar ve gölgeleri sabah akşam Allah'a secde ederler." Şimdi bak şöyle düşünelim. Az önce dedin ya insanlar ve cinlerden başkası mükellef varlıklar var mıdır? Kur'an-ı Kerim'deki gök kelimesi uzayı ifade eder. Bizim gördüğümüz evet. gökyüzünü ifade etmez. Onu bir noktasını koyalım. Şimdi yerde gölgeleriyle birlikte ibadet edenler fiziki bir bedene sahip olması gerekir. Fiziki bedene sahip gölge olan da bildiğimiz kadarıyla tabii ki bir gölge olmaz, insandır. Cinler dediğimiz varlıklarsa enerji varlıklar olduğu için gölgesi olmaz. Peki yerde gölgeleriyle ibadet eden varlıklar insan ise, gökte yani uzayda gölgeleriyle birlikte ibadet eden varlıklar kim olabilir? Melekler de o zaman olamıyor çünkü gölge mevzusu girince. Tabii ki melekler de olamaz. Çünkü gölgeleriyle birlikte ibadet ederler diyor. Bakın gölgeleriyle birlikte ibadet ederler diyor. Ha buradan da anlıyoruz ki bakın ikinci bir husus, melekler yine olamaz. Saffat suresi 10. ayet. Saffat suresi 10. ayette Allah açık açık diyor ki cinler göğün katlarını geçmek isteseler de geçemezler. Saffat suresi 10. ayet. Göğün katlarını geçemezler. Şimdi cinler göğün katlarını geçemiyor. Yani uzay dediğimiz boşluğa çıkamıyor ise. Başka gezegenlerde yaşamdan bahsetmiyorum. Dünyadaki cinlerden bahsediyorum. Melekler de mükellef değil ise. Ayet ne diyor? Göktekiler ve yerdekiler gölgeleriyle ibadet ederler. Melekler de değil ise o zaman başka gezegenlerde başka ademler mevcuttur ve başka ademler de Allah'a secde etmeye devam ediyordur. Mesela bakın bazen işte hepimiz duyuyoruz diyorlar ki evrendeki tek üstün varlık hocamın dediği gibi iğne ucu kadar yeriz. Evrendeki en üstün varlık biziz. Evren bizim için yaratıldı. Lafa ya kardeşim. Bizden fazlası bak Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi var. İsra suresi 70. ayette diyor ki فَدَّلْنَاهُمْ عَلَى كَسِيرٍ مِمَّنْ حَلَقْنَا تَفْدِيلًا. Bak Allah ne güzel anlatmış, daha nasıl anlatsın? Diyor ki biz Ademoğlunu yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Yarattıklarımızın birçoğundan. Bak yarattıklarımızın birçoğundan. Birçoğundan kelimesi demiyor. Var orada. Tabii hepsinden üstün kıldık demiyor. Şimdi dünya üzerinde
Fiziki bedene sahip varlıklar, yani insanların atası Adem peygamber, Hazreti Adem ise... Kaçıncı Adem diye de sorun. Yani mükellef ve şuurlu varlık yok ise Hazreti Adem'den başka. Belirtilen, yani bu az önce okuduğum İsra suresi 70. ayette belirtilen üstün varlıklar kimlerdir? Eğer Hazreti Adem'den başka üstün varlık yok ise. Şimdi bakın mesela cinler metafizik boyuttan fizik boyutuna geçebiliyor biliyorsunuz. Aynı zamanda Adem, hani diyor ya biz Adem'e az önce de bahsettik, bütün eşyanın isimlerini öğrettik. Ve aynı zamanda diyor ya şeytana ve onun taifesi olan cinlere dedik ki Adem için secde edin. Mesela hocam orada şey diyorlar, Adem'e secde et dedi. Niye Adem'e secde etti? Adem'e secde et demedi. Adem için bana secde et dedi Allah. Allah Adem'e secde et, Adem için kendine secde ettiriyorsa, cinlere bunu yaptırıyorsa, o zaman cinlerin üstünlüğü burada söz konusu değildir. Hani cinlerin üstünlüğünden falan bahsediyorlar ya. Yine bakın Kur'an-ı Kerim'de 81. ayette, Yasin suresi 81. ayette "Evaleysellezî halakne semâvâti" diyor. "Vel erde bikâdirin" gökleri ve yeri ve içindekileri yaratan Allah onların benzerini yaratmaya müktedir değil mi? Adam şimdi diyor ki ya kardeşim sadece dünya var, dünyadan başka bir yerde yaşam yoktur. Ayet var, Yasin suresi 81 sana diyor ki Allah diyor seni yarattıysa, senin benzerlerini yarattıysa, senin gibi başkalarını yaratmaya diyor müktedir değil mi? Çift çift yarattık dedi hocam. Ayeti söyledi bize. Değil mi? Mesela bakın başka bir tane ayet var. Nahl suresi 49. ayet. Bu da en önemli ayetlerden bir tanesi. "Mâ fis semâvâti ve mâ fil ardi min dabbetin" diyor. Min dabbetin. Dabbe canlı demek. Bazen şey derler, yerden debelenerek çıkan. Ama kelime manasıyla baktığımızda dabbe kelimesi canlı demek kardeşim. Kıpırdayan. Kıpırdayan, evet. Evet. Canlı, hareket eden varlık demek. Yerde ve uzayda, ayette, ayetin mealini söylüyorum. Yerde ve gökte bütün canlılar Allah'a secde eder diyor. 49. ayet, Nahl suresi 49. ayet. "Mâ fis semâvâti ve mâ fil erdi min dabbetin." Yerde ve gökte bütün dabbeler, bütün canlılar Allah'a secde eder. Ya kardeşim, yerde secde edenleri anladık. Anladık. Cinler secde eder, insan secde eder, hayvana secde eder. Gökte mükellef olup da Allah'a secde edenler o zaman kimdir? Bak buradan da başka Ademler mevzuu yine ortaya çıktı. Mesela bakın Tevrat'ta da var aynısı. Hezekiel peygamberden bahsediyor. Hezekiel diye bir bölüm var Tevrat'ta. Orada diyor ki Hezekiel peygamber gökyüzünden bulutları yararak geldi, yeryüzüne indi ve yeryüzünde bizle konuştu diyor. Yine takip eden ayette, Tevrat'tan bahsediyorum, 4 ve 5. bölümlerinde bulutların arasından ışık saçan arabasıyla geldi diyor. Bakın bulutların arasından ışık saçan arabasıyla. Yine aynı Tevrat'ın aynı babında 16. bölümünde tekerlekleri vardı diyor. Bakın Tevrat'tan bahsediyoruz, tekerlekleri vardı diyor. Acaba Tevrat'ta bahseden tekerlekler olan varlık ya da cisim neydi? Bugün ikinci bir husus 22. bölümde diyor ki o araçtan Hezekiel peygamberle birlikte, isteyen açıp bakabilir, Hezekiel peygamberle birlikte inen 4 tane yaratık vardı. Ve bu 4 tane yaratığın kafasında gözleri parlayan, kafasında ışıklar saçan yuvarlak kubbeli bir maske vardı. Şimdi bugünkü astronotlara baktığımızda aynısı değil yani mi? Yani o zaman UFO'lardan aynısı biraz bahsediliyor gibi. UFO'ları falan bilmem. Benim söylediğim şu, hocamın söylediğine katılıyorum. Başka Ademler vardı. Belki de başka gezegenlerdeki Ademler buraya, yani dünyaya ziyarete gelmişti. Şimdi hocamın da söylediğine, başka Ademler mevzuunda hocamın da söylediğine katılıyorum. Bu ayetlerden ister Tevrat olsun, ister İncil olsun ya da Kur'an olsun, ya da Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri olsun. Baktığımızda başka Ademlerin olduğu, başka dünyalarda canlıların olduğunu görebilmek mümkündür kardeşim. Miraç hadisesi de zaten başlı başına başka alemlerin delilidir. Düşünebiliyor musunuz? Ben her zaman söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim, sonra sözü hocama bırakacağım. Samanyolu galaksisi, galaksiler olarak baktığımızda hocamın da ifade ettiği gibi bir iğne ucu kadar. Ve bu iğne ucu kadar galaksi olan Samanyolu galaksisinin içinde dünya da iğne ucu kadar. Ve dünyada iğne ucu kadar olan dünyanın içerisinde yaşayan biz insanlar için Allah tutacak. Samanyolu galaksisinde 370 milyar galaksi var, gezegen var, yıldız var vesaire. Allah tutacak
370 TL'lik teleskop alıp izleyelim diye 370 milyar tane galaksi mi yaratacak, gezegen mi yaratacak? Hayır. Allah hiçbir zaman israf etmez. Bunda mutlaka anlamlar vardır. Ademler meselesinde o zaman hocama bırakalım. Estağfurullah. Yani doğru söylüyorsun aslında. Şimdi bir sefer Nuh tufanından sonra da gene yeryüzü artık tamamen boşalınca. Şimdi gezegen, insan yaşayan gezegenlerin öyle bir özelliği var ki ekolojik dengesi bozulduğunda kendi kendini tamir ediyor, düzeltir. Yani bitki de hasta olduğunda düzeltiyor, işte böyle her şey öyle. Dünyada yani sanki canlı gibi varlık. Nuh tufanından sonra dünya üzerine birçok nesil gelip yerleşmiştir. Yani hepsi bizim Adem'in nesli değil bunlar. Bakın aborjinler başka tip, Çinliler başka tip, efendim kuzeyde yaşayanlar bir başka tip değil mi? Yani Afrika'nın zenciler bile çoğu birbirine benzemiyor. Genel olarak da benzemiyorlar. Bugün biri bana sordu, o kan grupları bile ayrı ayrılmasındaki hikmetler. Bunlar aldı. Bunları inşallah bir gün ayetleriyle beraber başka bir programda o şeylerle beraber, ama o az önceki bahsettiğim konularla beraber konuşuruz ve delilleriyle konuşuruz. Öyle hayalle değil. Evet. Hocam Kazak Türkleri var. Kazak Türklerinde bir kabile yuh merasimi yapıyorlar. Yani ölüyü defnetme merasimi. Evet. Yuh merasiminde tabii şu anda değil de eski dönemlerde ölülerini ağaçların dalları yere değen ağaçların altına bırakıyorlar. Evet. ABD'li araştırıcılar diyor ki bunu neden yapıyorsunuz? Diyor ki biz göklerden, yıldızlardan geldik. Işık saçan arabalarla atalarımız buraya bizi bıraktı. Ve biz ölülerimizi ağaçların altına koyuyoruz ki tekrar o atalarımız gelip onları alacak. Yine aynı şekilde mesela Afrika'da Dogon kabilesi var hocam, Dogon, biliyorsunuz. Evet. Açık açık diyorlar ki biz Sirius'tan geldik. Sirius gezegeninden geldik. Ve daha Sirius'un ikinci yıldızı görünmeden. Onlar çiziyorlardı. Önler çiziyorlardı, evet. Yani bu kainat boş değil, kainat var. Ve bir tek bu bizim kainat diyor. Ve öyle bir hal ki o kadar çok boyut var ki hangi boyuttan bakacaksın? İşte ayetler de öyle. Ayetlere de hangi boyuttan bakarsan bir başka mana çıkıyor ortaya. Evet. Zaten biraz önce sevgili Kuşak boşver UFO'yu MUFO'yu bilmem dedi ama UFO ile ilgili kitabı var. Biliyorum. Kitabını yazdı var, derler çok ya. Çok da güzel bir eser. Evet, şurada da kitabımız. Merak eden dostlarımıza da duyurmuş olalım. O zaman o UFO dosyası. UFO ayrı bir program olacak. Tabii ben zaten o da kainattakinin ademleri diye makalem var. Görüntüler de var koyduk, çok fazla evet. Zaten. Kainatın ademleri yazdık onları. Fakat gene şeylere destekledik. Yani şimdi bazı şeyleri yazdığınızda veya çizdiğinizde hakikat zamanla ortaya çıkıyor. Ama ondan evvel de işte ya biraz da insanlar mesela kibrit kutusundaki karıncaya dünyayı tarif edemezsin, anlatamazsın dünyanın içindekini. Evet. O dünyasını o görür. İnsanlar o kadar az düşünüyor ki Kur'an düşünmek de düşünmez ibadettir. Kur'an emridir. O kadar az okuyoruz ki o da Kur'an'ın emridir. Allahu Teala'nın emridir. O yüzden hep geri kalıyoruz. Kibrit kutusunun içinde hayatımızı yaşayıp gidiyoruz. Onun dışında bir şeye de inanmıyoruz. Ama bakmamız lazım. Yani görmemiz lazım. Hatta oralara gezmemiz lazım. Bakın gene Rahman suresi ne diyor Allahu Teala? Artık o aktarınızı, yani o aktarınızı kırın. O yani aktar nedir mesela? Bir yumurtanın içinde civciv çıkacağı zaman dışarıdaki aktarını kırar, kabuğunu. Siz diyor artık o bedenden çıkın. Çıkın ve kainatı dolaşın. Kainatta da size için ayırdığımız, sizin için orada bıraktığımız ilimler, rızık dediği odur. Ama onu nasıl meal etmiş? İşte yağmur yağıyor gökteki rızkın. Yağmur yağmayan yere ya. Ben 4 sene... Oraya da rızık vermiş Allah. Hayır, 3-4 sene Umman'da kaldım. 4 senede bir sefer yağmur yağdı. Onlar rızıksız mı yani? Öbür tarafta da ekvatora her gün yağmur yağıyor muson mevsimlerinde. O halde ayet öyle açmayacaksın. Benim ilim rızkım var. Benim Allahu Teala'nın yarattığı hallerin tecellilerini seyretme rızkım var. Rızk sadece yeme içme değildir ki. Benim oraları gezme, o bile bir rızıktır yani. Evet. Hocam bu arada sözünüze bir ekleme yapayım. Bu arada Koray Kamacı kardeşim bağlanacak. Evet. Yönetmenimiz hazırlarsa. UFO'dan konu açıldı. Bununla alakalı geçmiş uygarlıkların dünya dışındaki alemlerle bağlantısını destekleyecek kısa bir şey söyleyeyim. Telefonumuza bakalım, sonra hocamdan devam edelim inşallah. Mesela bakın Maharji Bharat Vaja isminde bir bilgin var. Bu bilgin Hint bilgini. Hint el yazmalarını inceliyor bu adam. Bunlardan bir tanesi, incelediği Hint el yazmalarından bir tanesinin ismi Ramayana isimli bir kitap. Çok ünlü bir kitaptır. Hintlerin eski kutsal kitabı olduğu da söylenir. Bu kitapta bir araçtan bahsediyor. Puspaka isimli gökyüzünde uçabilen bir araçtan bahsediyor. Bulutlara çıkan bir araç bu.
Aracı kullanan da Kral Rama. Teknolojinin T'si yok, bakın teknolojinin T'si yok o dönemde. Ama Hintliler Puspaka isimli bir aracın gökyüzünden ışıklar saçarak geldiğini, yeryüzüne indiğini ve o kabileye kültür öğrettiğini anlatıyor. Nerede o anlatıyor? Puspaka isimli kitapta anlatıyor. Mesela yine Hindu yazması var. Mahabharata isimli bir el yazması bu. Onda da uçan bir cisimden bahsediyor. Vimana ismi. Çok ünlüdür bu da. Düşünebiliyor musunuz? 3400 yıl önce Vimana isimli bir araç yeryüzüne iniyor ve Hintlilerin kendilerine benzeyen ama onlar gibi konuşmayan ama onlar gibi lisanı olmayan bir halktan, topluluktan bahsediyor. Vimanalar vesilesiyle dünyaya gelen başka ademlerden bahsediyor. Hocam programın başında ne demişti? Sahabiler zamanında öyle insanlar geldi ki dilleri onlar gibi değildi, görünüşleri onlar gibi değildi. Ha, buradan da anlıyoruz ki kardeşim evrende sadece biz insanlar yokuz. Başka insanlar, başka ademler de var. Telefonunuz varsa buyurun, oradan telefon var. Evet. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sevgili tarihçi, yazar Koray Komacı. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli Cafer Hocam, hakikaten bugün ilim deryası kendisi. Bize çok güzel şeyler aktardı. Keza siz de öyle. Hepinizi tekrardan sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Teşekkürler Koray. Evet, hayırlı Ramazanlar. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun inşallah. Sağ teşekkür olun. Ederim. Sevgili Koray, sorunuz var herhalde ya da katılmak istediğiniz yani şimdi, bir konu vardı. Evet, sizi dinlerken yine Murat abi gerçekten çok güzel anlatıyorsunuz. Dinliyoruz hocamız da. Yani bizim gerçekten en büyük sorunumuz, hocamız demin çok güzel söyledi. Yani bizim ilim öğrenmemiz lazım. Yüce Allah emrediyor, ilim öğrenin diyor. Ekseriyet Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetin sonunda düşünmez misiniz diyor. İlk 5 ayet, Alak Suresinin ilk 5 ayeti oku, ikra, oku diyor. Ama maalesef hala acaba Kur'an'ı ne kadar anlıyoruz? Yani tam manasıyla Kur'an Müslümanı olabiliyor muyuz? İşte burada çok büyük sorunlar var. Yani ben bir şey ekleyip hocama direkt sormak istiyorum. Hocam maalesef bu ülkede, yani bu bir tespitim. Bu ülkede Kur'an'ı anlayarak okursan dinden çıkmış ve sapık. Kur'an'ı anlamadan okursan dindar ve takvalı. Kur'an'ı hiç okumazsan normal Müslüman oluyorsun. Doğru. Yani maalesef çok ezeyan yani. Evet. Evet. Yani enteresan. Dolayısıyla yıllardır bazı hoca kisvesi görünümünde kişiler Kur'an'ın anlaşılmaması ve okunmaması yönünde resmen bizlere muazzam derecede bir baskı yaptı. Evet. Yani dolaylı yönde. Nasıl baskı yaptı? Şimdi hep diyorum ki ben makale yazdım Vatikan'ın gizli hocaları. Vatikan'ın gizli hocalarına gerek yok. Zaten Vatikan şimdi böyle görüyorsa diyordur yani bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Yani öyle hocalar var ki piyasada. Şimdi ben de sorumu o yönde soracağım hocama. Oraya getiriyorum olayı. Yani maalesef geçen bir televizyon kanalında Profesör Doktor İlahiyatçı yazar ismini vermeye gerek yok. Bir kişi çıktı. Ben ona hoca demeyeceğim. Bir kişi diyeceğim. Çünkü hoca ünvanını Cafer Hocam gibi hocalar hak ediyor. Onu da söyleyelim. Bu kişi dedi ki efendim namaz kılmayan hayvandır. Yani aynen tabir buydu. Namaz kılmayan hayvandır. Yani böyle bir hezeyan bir cümle olabilir mi? Yani ben bunu Cafer Hocam'a sormak istiyorum. Evet. Yani şu düştüğümüz hale bakın. İnsanlar işte geçen bir sosyolojik tespit gördüm. %10 ateist yani dinden uzaklaşmış insan sayısı Türkiye'de artmış. %10. Ya biz nereye gidiyoruz yani? Nasıl bir toplum olmaya başladık? Ahlaken, ilimden yoksun. Yani öyle kişiler çıkıyor ki maalesef üzücü. Ben hocama özellikle bunu sormak istiyorum. Bu konuda hocam ne düşünüyor? Biz aydınlatırsa çok sevinirim. Teşekkür ederim. Teşekkürler sevgili Koray. Hocam ne çok sağ olun. Hocam çok kısa bir eleştiri yapabilirim. Ben konuyu yeni öğrendim buraya geldikten sonra. Ben de bugün öğrendim. Evet ben de bugün öğrendim buraya geldikten sonra. Şimdi o profesör kendi özgür bir ülkedeyiz. Kendi konuşma özgürlüğünü kullanmış ve namaz kılmayanlara böyle yakışıksız bir söz söylemiş. Ben de Kürşat Berkan olarak konuşma özgürlüğümü kullanıyorum. Ben de ona diyorum ki asıl hayvan sizsiniz. Yok öyle demeyin ya, de. Buyurun hocam. Biraz ağır geliyor. Hayır. Şimdi bakın. Gerek yok. O şekilde konuşmaya hiç gerek yok. Burada anlamak önemli. Yani hali anlamak, ayeti anlamak, yaşayışı, yaratılışı anlamak. Ben izlemedim anlamak. Zaten ama başı ve sonrası neydi izlemedim. Onu da bilmiyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Çok da önemli. Şimdi bakın biz namazı az önce söyledik. Namaz kelime olarak Farsça. Aslı salat. Salat dua ve hal ile Allah'a yaklaşmak, Allah ile olmak.
Ama tabii ki bunun fiziki olarak da ibadet hali var. Eyvallah. Buna da hiçbir söylediğim bir şey yok. Ama namazdan maksat da Allah'a ilk yaratıldığımız dönemdeki gibi, Eles günündeki gibi Allah ile olmaya, fena fillah olmaya hatırlamak ve ona doğru yürümektir. Yoksa namaz kılarken dışarıdan sevap biriktirmek veya işte namaz kılan Allah'a yaklaşır, kılmayan yaklaşmaz, böyle değil. Öyle Allahu Teala'nın öyle kulları var ki kalben hep Allah iledir. Yani bu ibadet yapıyor diye söylemiyorum. Sadece Müslümanlar içinde değil, diğer insanlar içinde de var. Kalben o kadar yakındır ki onların ancak Allah bilir. Ne diyor? Benim diyor toplum, insanlar içerisinde öyle gizli velilerim, yani bana yakın olanlar var ki onları ancak ben bilirim diyor. Bir kutsal hadis-i şerifinde. Bir diğer ayete bakacağız biz. Yaratılan her şey Allahu Teala'nın sayısız isimlerinin tecellileri, nur tecellileri, güç ve kudretleridir. Ve bundan dolayı biz her şeyi bir sefer Allahu Teala'nın tecellisi olarak görmemiz lazım. Bu bir. Çünkü yaratılışı bilirsek hakikat böyledir. Diğeri ayet-i kerimede birçok yerde Allahu Teala ne diyor? Yerde, gökte ve arasında ne var ise o diyor Allah'ı zikreder. Şimdi salat da zikirdir. Kur'an okumak da zikirdir. Anlamak da zikirdir. Namaz da zikirdir. Zikir nedir? Hatırlamaktır, hatırlatmaktır. Allah'ı hatırlamak, anmak ve onu hatırlamaktır. Dolayısıyla cansız varlıklar diye bildiğimiz cemadat, madenler, taşlar, topraklar, hatta böcekler, ondan sonra bitkiler, aklınıza ne geliyorsa hepsi zikir halindeyse her an, bunların hepsi her an salattadır. Yani namazdadır. Haliyle bu açıdan baktığınız zaman diğer varlıkları böyle aşağılayarak hayvan demek, yaratılıştaki ilahi tecellileri reddetmek demektir. Yani ille fiziki olarak namaz kılmak zorunda değil insanlar. Tamam, Allah'ın emridir, farzdır ama Allahu Teala onu kılıp kılmamakta serbest bırakmıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ etmiş mesela. Tebliğinde sonra mesela Peygamber Efendimiz'in vefatıyla birlikte ertesi günü İslam dininden çıkan 20 bin kişilik bir kabile var mesela. Bunlar tabii ki Allah katında kendilerine ecrini ve sevabını veya günahını o onlara ait. O, ama buradan kalkıp da kişileri direkt itham edip de sen hayvansın demek, bu biraz aşırıya kaçıyor. Yaratılışa ve yaratana hakaret ediyor. Çünkü yaratanın nurlarından yaratılmıştır diye bütün şeyleri biz zaten kitaplarda yazdık. Hakikatlere baktığınız zaman da odur. Allahu Teala'nın zatından zatına tecellisinde oluşan her varlık onun nurlarıydı. Dolayısıyla o biz mesela nurdan hücreye doğru her şeyi çekip alırsak, mesela bir sizin beden üzerinde nurdan hücreye doğru her şeyi çekip alalım, Allahu Teala'nın hücreden nura doğru tersine çektiğimizde, geri dönüşünüzde, ileyhi raciunda size Allahu Teala'nın nurlarından başka bir şey kalmaz. Ruh zaten Allahu Teala'nın. Bakman, görmen, duyman gibi sıfatlar da zaten sana bu bedene geçici verilmiş emanetler. Asıl nur bedenindeki o haller çok daha değişik. O halde bu yaratılışı bilmemenin cehaletiyle söylenmiş bir sözdür. İnşallah Allahu Teala o arkadaşımızın da ilmini artırsın da hakikatleri görsün. Bir diğeri de şunu söyleyeyim. Namaz kılıp cahil olmaktansa Peygamber Efendimiz'in devesi gibi deve olmayı ben tercih ederim. Yani bunu da ayrıyeten söyleyeyim, kapatalım konuyu. Evet. Hocam bir ekleme yapayım, ondan sonra bitirelim. Reklama gireceğiz çünkü. Çok kısa, çok kısa, sonra girelim reklama. Bir rivayet var, hikaye var, anlatılır. Bu söyleyen arkadaşa ders olsun diye onu anlatayım. Hazreti İbrahim yamalı hırkasıyla birlikte gezer iken iki tane zeytini var, bir dilim ekmeği var. Oturuyor, yemek yiyor ve dua ediyor. Bakın, bir peygamberden bahsediyoruz. Dua ediyor. Diyor ki Allah'ım, ne olursun benim soframı başka bir misafirle rızıklandır. Yani birini daha gönder de beraber yiyelim diyor. Paylaşayım. İki dilim zeytini var ya. İki tane zeytini var. Bunu paylaşma derdinde. Ve Allah hakikaten birini gönderiyor. Bir tane adam geçiyor. Bey amca diyor, ya oturmaz mısın birlikte yemek yiyelim. Beraber yemek yiyelim. Olur diyor evladım, zaten diyor günlerdir yemek yemedim. Oturuyor bey amca. Hazreti İbrahim ekmeği bölüyor, yarısını amcama veriyor. Ağzına atacakken Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor. Bey amca bir şey demiyor. Atıyor ağzına. Besmele çekmediğini görünce Hazreti İbrahim üzülüyor. Diyor ki bey amca, besmele çekmeden başladınız. Besmele çekmeniz gerekmez miydi? Evladım diyor, ben ateşperestim. Bizde diyor besmele yoktur. Ben senin inandığın dine ve Allah'a inanmıyorum. Ben ateşperestim. Bey amcacığım diyor, bak,
takvaya, edebe bakın. Bey amcacığım, o zaman geri kalanları da size vereyim. Siz yemeğe devam edin. Ben müsaade istiyorum. Peki evladım diyor, sen bilirsin. Hazreti İbrahim kalkıyor. Birkaç adım gittikten sonra Hazreti Cebrail geliyor. Diyor ki ey İbrahim, Allah buyurdu ki ben o adamı 80 yıl boyunca 80 yaşına gelene kadar büyüttüm, giydirdim, rızıklandırdım, doyurdum. Ve halen bana inanmıyor. Bana inanmadığı halde ben onun rızkını verir iken sana ne oluyor? Ve Hazreti İbrahim yaptığından pişman oluyor, tövbe ediyor, geri dönüyor. Bey amcaya bu durumu izah ediyor. Bey amca diyor ki senin Rabbin böyle ise o ne güzel Rabb'dir. Öğret bana şu dinini, ben de senin dinine icabet edeyim. Yani böyle bir dinden bahsetmiyorlar da maalesef, evet, bakın maalesef hakaretlerle Müslümanlara atfediyorlar. Maalesef. Yazık, şimdi gerçekten o yazık. İnsan hakaret etmiş olabilir ama biz bir şey söylemeyelim. Bizim kesinlikle söyleme hakkımız yoktur. Evet. Herkes kendi hatasını kendi anlar. Ha şurada Allahu Teala ilmen yükseltsin. Başka yolu yok. İnşallah, evet, doğru. Evet, ya hocam bir reklam aramız, tamam, daha var. Sevgili seyirciler, son reklama giriyoruz. Sonrasında tekrar buradayız son bölüm için. Evet sevgili seyirciler, reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Programın son bölümündeyiz. Hocam son bir 40 dakikamız var. Konular biraz birikti aslında. Bayağı da bir telefon varmış ama ara ara almaya çalışalım. Önce bir konularımızı işleyelim istiyorum. Şimdi hocam sizin kitabınızda Rahman Suresi ile ilgili Kardeşim Rahman isimli bir kitabınız da yayınlanacak kısmet olursa. Evet. Şimdi Kur'an'da 114 tane sure var. Neden önce onu sorayım, Rahman Suresi? Bu kitapta neler anlatıyorsunuz? Biraz da onları konuşmak istiyorum. Şimdi Rahman Suresini biz kitap halinde hazırladık da yalnız Rahman Suresini bir başka boyutta açtık. Hı hı. Yani bugünkü mealle değil de çok başka bir boyutta açtık. Yaklaşık bu bir sene sürdü. Sohbetlerde de açtık, şeyde de açtık. Yani Rahman Suresinin çok önemli olduğunu, yani bütün sureler önemli de Rahman Suresi yaratılışı anlatıyor. Hem ledün olarak, yani ama dediğimiz önceki halinden, hem de varlık alemindeki halini anlatıyor. Bir de insanın ana yaratılış gayesini, neden yaratıldığını, ne için yaratıldığını anlatıyor. Bunu biz detaylandırıp kitap olarak koyduk. Orada biz önce düşündük ki ismini Kardeşim Rahman Suresi diyelim. Onu da neden söyledik? Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan ve Kur'an ikiz kardeştir buyuruyor. Oradan dedik. Sonra da dedik milleti yanlış anlar, tekrardan Rahman Suresi diye kitabın ismini şey yaptık. Şimdi iki kitabımız çıkıyor. Birisi Allah'a doğru inşallah. Allah Celle Celaluhu şey yaptı. O da gene bizim derin sohbetlerimizle, insanın insan yapan ayetlerin açılımıyla, insana Allahu Teala'yı her an hatırlatan ve insani değerleri öne çıkaran ayetlerle ve insandaki yeteneklerin ortaya çıkarılmasıyla ilgili bilgileri biz Allah'a doğru isimli kitapta topladık. Arkasından inşallah Rahman Suresi. Belki beraber çıkarız ikisini beraber. Halef kitabımızda zaten maskısı bitti. Onları hep yeniliyoruz. Bir de 6 aşamada yaratılış kitabımızı tekrardan toparlayıp yeni olarak ortaya koyacağız. Yani bir de detaylandıracağız. Biraz onu. Farklı konular. Kastımız oradaki, evet, Rahman Suresinin. Şimdi o geleceğim oraya. Bir de Mürselat Suresini şu anda açıyoruz. Çünkü Mürselat Suresi ile Rahman Suresinin çok özel bir ilişkisi var. Tekrarlanan ayetler var. Mesela Rahman Suresi'nde Febi eyyye ala rabbükümeti keziban ayeti tekrarlanır. Mürselat Suresi'nde de kendine has tekrarlanan bir ayet var. Ama o her tekrarlanan ayet bir önceki ayetin de bir başka halini ortaya koyar. Bunları da kitap olarak koyduk inşallah. Şimdi mesela Rahman Suresi'nde bir örnek verecek olursak, Estağfirullah, Er-Rahman diye başlar biliyorsunuz Rahman Suresi. Rahman'ın kainata gelişi, Besmele'nin varlık alemini sarışı, yokluk aleminden varlık alemine
varlığın görünmesi, Allahu Teala'nın sonsuz tecellilerinin, sayısız güç ve kudretlerinin o varlık aleminde cisim halinde toplanıp kainatı oluşturması, işte bunları biraz da surenin içerisindeki kelamullah'la açarak inşallah insanlara bir bilgi hazinesi olarak tekrar ortaya koyduk. Şimdi Besmele'den almamız gerekiyor bunu. Rahman suresinin ana gayesini anlamak için veya bizlere verdiği ilahi mesajı anlamak için. Besmele'nin bismi ilah kısmı bilinmeyen alemden Sidret-i Münteha'nın geçişine kadar olan yani amadan varlık alemine geçir ki aradaki berzah Sidret-i Münteha deniyor oraya. Şeyde Kur'an-ı Kerim'de de bu ifadeler var. Bir diğeri biz onu böyle hurufu mukattalarda mesela sat bilinmeyen alem, nun bilinir alemde. Yani bunu konu ve sohbet ederken de saddan nuna da diyoruz. Yani bilinmeyen alemde bilinme geçiş. İşte bismi ilah bilinmeyen alemde kalıyor. Bismillah varlık alemine geldiği zaman zuhur eden Allah ismi şerifi Celle Celaluhu bütün isimleri kaplıyor. Bundan beraber Rahman hemen bir şeyde yani müddet demeyeyim Allah-u Teala'nın katında zaman yoktur. Fakat varlık alemine göre hemen sonra yani Besmele'nin akışı gibi Rahman kainata istiva ediyor ki bu da ayette var. İstiva etmesi kainattaki bütün varlıkların her zerresine işlemesi demektir. Buna da biz örnek olarak mesela şu çayın içerisine bir şeker yahut da suyun içine şeker koyup karıştırdığında şekerin her noktada bulunması diye basit bir örnek verdik. İşte Rahman'ın önemi orada geliyor. Rahman ismi şerifi kainatı ayakta tutan, dizayn eden, o kainatta Rahman suresinin içerisinde var. Kainata dengeyi koyan, dengeyi yerleştiren, oradaki tüm mühendislik hesapları, işte gezegenlerin dönüşünü, atom alemini, atom aleminin dönüşünü, atom yapılarında elektronların gaz halinde, sıvı halde, ondan sonra yapışkan halde ve katı halde oluşları, bunların kendi içindeki ilimleriyle hangi nötronlara nasıl bağlanacağı, kaç tane etrafında elektron alıp da hangi madeni oluşturacağı, hangi yapılar oluşturacağı tüm hep Rahman'ın bilgisi ve onun istivası dahilindedir. İşte o denge de odur. Gezegenlerin kendi bulundukları merkez etrafında dönmeleri, kainatın içerisinde galaksileri ve diğer yapılar oluşturmaları, bütün hepsi hani Rahman suresi içinde Allah kainatı yükseltti ve oraya dengeyi koydu. Kelamullah'ın içerisinde bunlar hepsi. Yani her bütün ilim sıfırdan aşağı yani nano alem veya daha aşağıdaki ilimler ve bizim bildiğimiz şu bizim orta alem ve makro alemin tüm dengesi, hesapları, yapıları hepsi Rahman suresinin içerisinde bilgi olarak insana verilir. Ve nasıl yapıldığında bilgiler olarak verilir. Bunun için de önce Allahu Teala'nın öğrettiği ifade edilir. Mesela Er-Rahman ayetinden sonra o birinci ayet olarak alınmış. İkinci ayet olarak da Alemahul Kur'an diyor Allahu Teala. Şimdi ol emrinin içeriği demiştik ya. Kün emrinin içeriği. İşte varlık alemine gelmeden önce Allahu Teala yaratacağı tüm varlığı işte canlı olsun, cansız olsun, insan olsun bunların hangi halleri, şekilleri, yapıları alacağı, ne kadar hayat yaşayacağı, hangi hızla kendi güneşin etrafında döneceği veya kaç sayıda bir güneş sistemlerinin toplanıp da bir galaksi oluşturacağı. Buna benzer bütün ilimlerin hepsi orada Alemahul Kur'an içerisindedir. İnsanın hemen Sidret-i Münteha'yı geçer geçmez Rabbini tanıyıp onun huzurunda varlık aleminin ilmini alacağı ilmi de yine kün emriyle beraber o Alemahul Kur'an ayetin içerisindedir. Yani Kur'an'ı bütün kainatı, Kur'an derken sadece elimizdeki Musaf değil. Bugün Musaf'ta ilahi kelamın bir kısmı var. Fakat kainatta ve içerisinde neyi görürseniz görün onların hepsi Allahu Teala'nın ayetleridir. Bunlar Kelamullah'ın varlık alemine gelmiş halidir. Allah-u Teala'nın sayısız isimlerinin güç ve kudretleriyle de desteklenmiş halleridir. Bu sebeple Allah-u Teala Rahman suresinin ikinci ayetinde Alemahul Kur'an'dır. Ondan sonra varlık aleminde varlık alemini teslim edeceği insanı yaratacak, ona halefim diyecek. Onun için de yani nur bedenindeki
bütün insanlık aleminin fizik bedene geçişi var. İşte üçüncü ayette de halakal insan diyor orada. İnsanı yarattı. Dördüncü ayette de allemahul beyan. İnsana kainat içerisindeki kendine göre işleyip yapacağı, mesela yapıların inşaatını, madenleri kullanması, tarlayı ekmesi, biçmesi, o ürünleri alması, buna benzer birçok bilgilerin hepsinin beyanıdır. Yani beyan demek öğrendiğini açığa koymak, öğrendiğiyle amel etmektir. Bunları bu sebepten o şeyde dördüncü ayette Allah-u Teala alemahul beyandır. Kim beyan ediyonu? Yaratılan insan, halakal insan. İnsan o sebepten Allah-u Teala halifedir. Çok yüksek bir makamdadır. Ama maalesef onu diyoruz. Biz Kur'an'ı anlayamadığımız için, biz okumanın anlamını bilemediğimiz için bugün halden habire aşağılara düştük ve insanlık alemini geçtik. İslam alemi birbirini yer, birbirini kötüler, birbirini aşağılar seviyeye geldi. Oysa herkes kendi aynasından kendisini görüyor. Bir kişi kötüyse karşısındakini kötü görür, iyiyse kötü görür, iyi görür. Biz ne zaman ki insan seviyesine tekrar çıkar, işte Rahman suresini anlarsak, mürselatı anlarsak, mürselat. Mürselatta mesela ilk ayeti söyleyelim. Ben mürselatı, mürselatı urfen mesela. Yani burada ilk anladığımız bizim, yani meal olarak anladığımız peygamberlerin irsal edilmesi, kainata gelmesidir. Halbuki ta baştan bakacak olursak zatından zatına tecellisinde kainata irsal edilen Allah-u Teala'nın sayısız isim, güç ve kudretlerin kainata yansımasıdır. Onun arkasından peygamberler, onun arkasından insanların kainat alemine yansıması, ondan sonra diğer bütün varlık aleminin, canlı cansız bütün varlık aleminin kainata irsal edilmesidir. Ve bunun Rahman suresiyle ilişkisi var beraberinde. Rahman suresini o sebeple çok iyi anlamamız lazım. İki deniz nedir? Doğuların, batıların Rabbi nedir? Bunları biz detaylandırdık. Kardeşim kitap Rahman olarak geçti. İşte yani kardeşim diyecektik, kardeşim. Yanlış anlarlar diye. Çünkü ama Hazreti Peygamber Efendimiz buyurduğu gibi insan ve Kur'an ikizdir hadisine dayanarak biz kardeşim Rahman suresi. Rahman yani değil, haşa. Haşa yani bizi Allah. Ama yani kitabın ismini değiştirdik, Rahman suresi koyduk sadece. O kardeşim mi? Kelimesi işte kalktı. Allah'a doğru ve Rahman suresi iki ayrı kitap halinde inşallah. Ve bu arada onu da söyleyelim. Biz kitaplarımızda falan para almıyoruz. Ücret falan talep etmiyoruz. Biz nasıl ulaşabiliriz? Ki şahididir. Matbaadan gidiyoruz yahut da yayın evinden diyoruz ki biz işte söylüyorum ne istiyorsun? Ben diyorum 200 kitap, 300 kitap ne veriyorsan. O kitapları dostlarımıza hediyoruz. Tabii ki yayın evi de kendisinin matbaa parasını şunu bunu çıkarmak için belli bir ücret koyup satıyor. O ücretlerden biz hiç kendi tarafımıza almıyoruz. Bunu da ayrıca peki, söylüyorum. Çünkü Allah-u Teala'nın yani yayın evlerinde biz bundan sonra kendi yayın evimiz var. Bundan sonra bütün kitaplarımızı kendi yayınımızda basacağız. Yayın evinde dağıtımını da kendimiz yapacağız. Ve inşallah gelirleri de bir fon oluşturup işte bizim birçok fakirimiz, fukaramız var onlara verilecek. Biz de bize düşen ne kadar kitap varsa alacağız, eşe dosta dağıtacağız. Her yerde ulaşabilirler. Allah hayırlısı kabul etsin. Evet. Şimdi o zaman devam edelim ben sevgili Kuşat. Biraz önce farklı ademler, farklı alemler diyeyim bahsettik. Evet. Ama girince de şeye girmemiz de gerekiyor şu an. Yecüc, Mecüc konusuna da. Şimdi ben onu nasıl sorayım? Kıyamete yakın çıkacağı da söyleniyor. Bununla arada ilgili kitapta da var çünkü bahsediyorsun. Hı hı. Hemen birazcık konuyu açayım. Devamını yine hocama bırakacağım. Şimdi Yecüc Mecüc'le alakalı Kur'an'da bazı ayetler var. Ama en önemli ayetler Kehf suresinde geçiyor. Kehf suresinde 93 ve 99. ayetleri incelerse sevgili dostlarımız hem Zülkarneyn'in hikayesini... Kehf suresi. Kehf suresi evet. Hem Zülkarneyn Aleyhisselam'ın hikayesini hem de Yecüc Mecüc'le olan münasebetleri oradan görebilirler. Şimdi Yecüc Mecüc kıyamet zamanı çıkarak bozgunculuk yapacağı iddia edilen bir kavim. İddiadan öte ayet var. Bizim inancımız tam ama inanmayanlar için iddia edelim. Sadece bu arada İslam'da da yok bu. Fakat burada bir parantez açmak istiyorum. Bizi izleyen dostlarımız bir tane beyaz A4 hazırlasınlar sevgili dostlar. Bir tane beyaz kağıt hazırlayın. Birazdan size birebir ayette tarif edilen bir şey çizeceğim. Lütfen bir tane kağıt, bir tane kalem alın yanınıza bekleyin.
Ayette bakın bir şey tarif ediyor. Size onu çizdireceğim. Bakalım ne olduğuna siz kendiniz karar verin. Şimdi İslam'la birlikte Hristiyanlık ve Musevilik de Yecüc Mecüc'den bahsediyor. Mesela Tevrat ve Zebur'un birleşimi olan Tanah isimli bir kitap var. Bu kitapta Gog Magog'dan prens ve kral olarak bahsediyor. Yine İncil'de 27'ye 7 bölümünde 1000 yıl tamamlanınca şeytan kapatıldığı zindandan çıkar ve Gog Magog ile birlikte bozgunculuğa başlar diyor. İncil'de de bu şekilde bahsediyor. Şeytanın orduları olarak Gog Magog'dan bahsediyor. Bakın kıyamet zamanı. Kapatıldığı 1000 seneden sonra. Şimdi burada önemli bir detay var. Şeytan dediği, İncil'de şeytan dediği aslında bizim bugün İslam'da Deccal diye bildiğimiz varlık. Deccal sevgili dostum kral olmak istiyor ve Solomon tahtının peşinde. Yani diğer bir deyişle Hazreti Süleyman'ın tahtının peşinde. Çabası bu yüzden ve Kudüs'ten kovulmalarının öcünü almak istiyor. 2023 ve sonrasında hocamın da kitaplarında bahsettiği Hercümerş döneminde, Armageddon döneminde Hazreti Süleyman bütün kainata Allah'ın izniyle hükmettiği için onun tahtına oturarak yeniden hükmedebileceğinin düşündü Deccal. Şimdi gelelim o önemli ayete sevgili dostlar. Elinize beyaz bir kağıt alıyorsunuz ve bir kalem alıyorsunuz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de sadece Kehf suresinde Yecüc Mecüc'ten bahsetmiyor. Başka nerede bahsediyor? Enbiya suresinde bahsediyor. Bakın Enbiya suresinde. Enbiya suresi 96. ayette diyor ki hatta izâ, ayetin hepsini okumuyorum yine secde ayeti. Hatta izâ futihat Yecüc ve Mecüc ve hum min kulli hadebin yensülün. Hadebin yensülün. Bakın hadebin kelimesi çok önemli bir ayet. Diyor ki Allah ayette Yecüc Mecüc setleri aştığı zaman hadebin kelimesinden bahsediyor. Hadebinin üzerinden diyor saldırır. Şimdi hadebin ne demek? Ona bakmak lazım. Hadebin kelimesinin anlamını hemen söylüyorum. Hadebin demek alt tabanı tepsi gibi ama şişkin, geniş ve şişkin bir tepsi gibi olan demek. Üst kısmı ise sivilce gibi kabarık, yukarıya doğru sivrilen demek. Hadebin kelimesinin anlamı bu. Yani ayette Allah ne diyormuş? Hadebin üzerinden, bu tarif ettiğim şeyin üzerinden kıyamet zamanı saldıracaklar diyor. Şimdi elinizdeki kağıda çizin. Önce bir yuvarlak çizelim. Bakın. Gösterelim mi? Tabii göstereceğim hemen. Önce bir yuvarlak çiziyoruz sevgili dostlar. Hadebin. Altı neydi? Altı bir yuvarlaktı. Şişkin bir yuvarlaktı. O yuvarlağın üzerine ne çiziyorduk? Kubbeye benzeyen ve yukarıya doğru sivrilen bir yapı çiziyorduk. Yukarıdan neydi? Neydi? Sivilceye benzeyen bir yapıydı. Allah'ın. Ekrana gösterelim onu. Tabii göstereceğim. Allah'ın Enbiya suresi 96. ayette bahsettiği hademin işte böyle bir şey. Neye benziyor? Bugünkü UFO'lara benziyor mu? Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği hademin kelimesinin Arapça karşılığı işte bu demek. Sevgili dostlar, hademin kelimesinin karşılığı bu. Bugün bizim gördüğümüz başka ademlerin araçlarına yani diğer bir deyişle UFO'lara benziyor mu? Evet, benziyor. Yani sevgili dostum, burada asıl soru bence şu. Yecüc Mecüc saldıracaksa dünyada mıdır? Ki ayete göre bence dünyada değildir. Saldıracaksa nereden saldıracaktır? Başka bir galakside midir? Başka bir evrende midir? İşte onun sırlarını da izin verirsen Zülkarneyn meselesiyle birlikte işin uzmanından dinleyelim. Estağfurullah. Son bir 7-8 dakikamız var. Aslında diğer kitaba da ben girmek istiyordum ama biraz herhalde yetiştiremeyeceğiz. Bunu bitirelim olmazsa. Hocam ne kadar, ne kadar ben kısa şey giderse inşallah. Bu konuda bizim makalelerimiz falan da var. Kitaplarımıza da aldık da. Çünkü giremediğimiz konular da var. Şehitliğe yani. Giremedik. Evet. Kaza ve kadere giremedik. Zaman yetmedi şimdi ama. Şimdi Zülkarneyn Aleyhisselam'ın Zülkarneyn diye biz kelime kelime yani bir cümle, bir kelimenin heceleriyle de yani bize göre heceleriyle açarak yaptı. İki zamanlı demek. Yani iki zaman içinde yaşayan demektir. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın hem geçmişte hem de gene bu ahir zamandaki bu Yecüc Mecüc saldırısı içerisinde bir rolü olacak. Onlara karşı insanlığı savunacak bazı öğretileriyle birlikte geleceği diye bir inanış da var. Ben inanış deyip geçeyim inşallah. Ama biz her şeyi böyle kendi kafamıza veya dünyamıza göre anladığımız için birçok insan
Yecüc ve Mecüc'ün seddinin dünyada olduğunu, yani Zülkarneyn Aleyhisselam'ın o seddi dünyada yaptığını, işte üzerine demir ve bakırla kapattığını bu şekilde ifade etmişler. Tabii ki onların manaları daha değişik. Dünyada olsaydı çoktan çıkarlardı. Tabii. Çünkü Yecüc Mecüc böyle çok hareketli ve doymayan, yani yedikleriyle de beraber doymayan. İşte şikayet etmelerinin sebebi ayetlerde geçiyor. O çevrelerde ne insan, hayvan bıraktılar, ne ağaç bıraktılar, ne bitki bıraktılar, ne su bıraktılar ve bir taraftan da insanlara devamlı taciz ediyorlardı. Hatta insanlardan da bir kısmını yedikler oluyordu. Bu sebepten Zülkarneyn Aleyhisselam Allah-u Teala görevlendirdi, o kavimleri gönderdi. O kavimlerden Zülkarneyn Aleyhisselam onları topladı. Sizin dediğiniz gibi bir uzay aracıyla götürdü. Bizim galaksiden de öte belki bir yere yerleştirdi bunları. Bizim dünya gibi hayat olan kendilerinin yaşayabileceği bir yere yerleştirdi. Onların metabolizmasına tabii, uygun. Uygun bir yere yerleştirdi. Ama yerleştirirken Yecüc'leri ayrı, Mecüc'leri. Mecüc'ler dev boyutlu olanlar. 4 metre, 5 metre veya 3 metre her neyse. Yecüc'ler de küçüktü işte. Şu ufalara çok, şunlara çok benzerler Yecüc'ler. Bu ara bizim dünya üzerinde de bunlar çok var. Çok da dolaşıyor. Hatta bizim Türkiye'nin içinde de yakın yerlerde, çok yerlerde de görülmüştür. Yani bunlar evet, var. Bizim gördüklerimiz de oldu yani çevremizde arkadaşlarımızın bahçelerinde şurada. Artık dünyaya yavaş yavaş, bundan 3 sene önce bir makale yayınlamıştım ben, geliyorlar diye. Orada o bilgileri de verdik beraber. Yani zarar verecek. Zarar verecek. Zaten amaçları. Peki hocam hem, madem gelip gidebiliyorsa şu an niye gelip zarar bak, vermiyor da? Bunların şimdi bak ütopya gibi gelecek veya bizlerine işte birileri gene komplo moplo teorisidir. Fakat şunu söyleyeyim, ister inansınlar ister inanmasınlar, yaşadıkları gezegen kupkuru oldu. Çöl gibi oldu. Yani ne ağaç bıraktılar, ne içme suyu bıraktılar, ne başka bir şey. Bu teknoloji onların da değil. Kainattaki diğer Ademoğulların teknolojileri, şu ufalar falan var ya, onların teknolojileri. Bunlar o kadar gelişmiş ki bir kısmını tayin mekanla taşıyorlar, bir kısmını böyle taşıyorlar. Onlar böyle. Bunlar o gezegenleri inenlerden ele geçirdikleri. Yücük, tabii onların ele geçirdiği araçlar. Bunlarla beraber yaklaşık 3 yıl önce dünyaya doğru yola çıktılar. Bir kin ve intikam da güdülüyor bunlarda. Tabii bunlar nesilden nesile kendilerine güya kötülük yapılmış gibi, işte bir yurttan ayrılmış gibi tekrar burayı fethe geliyorlar. Ve bu da hadislere de bakacak olsak olur, olacak. Yemedik bir şey bırakmayacaklar yeryüzüne, içmedik su bırakmayacaklar diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Ama ondan beraber işte Zülkarneyn Aleyhisselam da yine kainattaki diğer Adem neslinden birçok ordularıyla beraber gelip bunlar üzerinde ayrı bir şey olacak. Tabii rivayete göre işte İsa Aleyhisselam'ın da bunlara yardımları falan olacak. Verilen bu. Yani kısa bir özet bunu verip bunlar da artık yeryüzüne geldiler. Fakat dünyayı yine koruyacak, bu insanlardan koruyacak ve dünya üzerine de gene genel bir ahlak dersi verecek. Çok imanlı ve ileri teknolojiye sahip, Peygamber Efendimiz'i çok seven, Allah-u Teala'ya bağlı bazı gruplar da onlarla beraber dünya üzerine geliyor. Bu yaşanacak yani. Buna kaçış yoktur. Daha evvelden yaşandığı gibi. Yani o sedlerin delmesi demek, o gezegenden buraya gelecek teknolojiyi bulmaları demektir. Yoksa bazıları diyor işte Çin seddi. Çin seddinin her tarafı tarımar oldu yani. Çin seddi. Yani, o zaman çoktan geliyor. İstiklal için bile yeşil. Yani onlar da derler. Hocam orada son bir dakikamız kaldı. Kitabınızı evet, ben merak ediyorum. O bir dakika için hemen bir hızlı hangi toparlayabilir miyiz? Hangi kitap? En son çıkacak kitabınız var ya. Rahman suya şey mi? Rahman Allah'a doğru. Allah'a doğru kitabı inşallah. Evet. Orada işte dediğimiz gibi biz önce insan olmayı, yani kim ne derse desin yani bazıları, herkes dediğim gibi herkes kendi aynasında kendisini görüyor, kendisini yansıtıyor. Fakat biz Allah-u Teala'ya bağlı olarak her an Allah ile olmayı bilerek yaşamanın ve bu halde de ilmen yükselmenin, ilmen yakınlığın, arkasında aynel yakınlığın, daha sonra hakkal yakınlığın nasıl oluşacağını sohbetlerimizde anlattık. Ve bunları da kitap haline getirdik, okuyana da faydalı olsun diye. Teşekkür ederiz. Bunları gerçek manada uyan, yapan, ibadetlerini yapan, ayetleri iyi anlayan kimse, ya Allah-u Teala'nın ilmi isteyene veririm vaadin içerisinde hem ilmen yakınlık hem de o az önce bahsettiğim işte zamanı kullanma, geleceği kullanma, geçmişe gitme, kainat içine dolaşma,
Çünkü o da Allah-u Teala'nın emridir. Hani az önce anlatıyorduk, yarım kaldı. İnsanlara diyor ki göklerin sınırını artık geçin diyor Allah-u Teala. Evet. Ama mealde diyor ki geçebilirseniz geçin. Hayır. Evet. Geçin diye emri var. E bunu bu bedenle yapamazsınız. Kesinlikle. Yani, hocam bitti programımız. Ağzınıza sağlık. Çok sizi yorduk ediyorum. Ankara'dan buraya rica yorduk zaten. Ya. Önemli değil. Yorulmadık biz. Teşekkür ederiz. Son bir teşekkür edeyim. Koray Kamıcı ve her hafta karnımızı çeken Ahmet Kuşçu kardeşimize de teşekkür ederim. Evet. Haftaya görüşürüz ben inşallah. Ben de size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. o zaman kapatalım hocam. Allah inşallah yine tekrar beraber oluruz. Çünkü çok fazla soru gelmiş. Evet. Telefon bağlantıları da var ama alamadık bunları onları. Bunları toparlayıp böyle bir program siz bilin. İnşallah. Ben inşallah. Sevgili seyirciler, programın sonuna geldik bu haftaki. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hayırlı sahurlar, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.